Uyanmamış hala. Yıldız. Aa, erken uyanmış. Heh, şimdi için siz onlardan birer tane baş ağrısı hiçbir şey kalmayacakmış. Oh. Allah Allah. Nerede bunlar? Çocuklar, Yıldız'la Zeyno'yu gördünüz mü? Nasıl ya, yoklar mı abla? Yok. Asuman abla, benim başım çatlıyor. Bir arasana sen. Ay, benim de sabahtan beri, kalktığımdan beri başım ağrıyor. Açmıyor Yıldız. Bir de Zeynep'i ara abla. Arayayım. Asuman Hanım, bu çalıyor. Bu da az önce çaldı. Aa. Nasıl ya? Yıldız'la Zeynep'in telefonları bunlar. Telefonları evde mi bırakmışlar? Bir şey olmuş olmasın? Ya Asuman ablacığım, sakin ol. Bir şey yoktur, merak etme. İyi de ikisi birden telefonlarını bırakıp alelacele nereye gidecekler Caner? Ya ablacığım tamam, sakin ol. Sakin ol, bir bakalım. Ay, benim başım çatlıyor. Ama uyudum ya. Bıraksanız saatlerce daha uyurdum yani. Çeçesine iyi mi soktu ne? Sen de mi öylesin abla ya? Herkes bir garip bu sabah. Ne oldu? Bir gerginlik mi var? Ablacığım, Zeynep'le Yıldız evde değiller. Gelirler. Ya abla yok yani. Bayağı telefonları da burada. Başlarına bir şey gelmiş olmasın? Ay yok, onlar iki kardeş gezmeye çıkmışlardır. Hah, geldiler. Hah, geldi işte. Ah, bu ne ya? Zeyno! Kızım! Bu üstün başın ne böyle? Nereden geliyorsun? Anne dur bir dakika ya. Ayşe, bir su verir misin? Zeyno geç otur şöyle, ne oldu? Zeyno bu ne hal kızım? Safet kaçırdı beni dün. Ne? Nasıl yani? Sakın imzaladım deme. Ay imzaladım tabii ki Ender. Adam beni kaçırdı diyorum ya. Ödüm koptu. Nasıl yani, bayağı bildiğin gelip evden alıp götürdüler, kaçırdılar mı seni? Yani bilmiyorum işte, dün gece burada uyudum ben. Öyle oldu herhalde. Zeynep Hanım. Su buyurun. O Saffet'i mahkemeye vereceğiz. Duydunuz mu beni? Mahkemeye vereceğiz. Zeyno, Yıldız nerede peki? Ne demek Yıldız nerede? Kızım, Yıldız da yok. Nasıl yok ya? Nasıl yok? Evde değil mi ablam? Siz ikiniz birlikte çıktınız sandık. Bunlar eve girdiler. Bize gaz sıktılar, uyuttular. Sizi de paketleyip kaçırdılar yani. Oğlum ikisini de kaçırdılarsa Yıldız niye gelmedi ya? Zeynep, sen yani Yıldız'ı hiç görmedin öyle mi? Hayır yok, ben tek başımaydım, kimseyi görmedim. Allah Allah. Tamam bir dakika durun, panik olmayın. Ay yani şimdi Saffet Yıldız da kaçırdı desem bunun mantığı yok. Kameralar, kameralara bakalım, yürü. Allah Allah. Yok. Yok, benim içimde çok kötü bir his var. Allah korusun Asuman Hanım. Yani panik yapmayın, yine de çıkar ortaya yani, bir şey yoktur bence. Ay yok, benim aklım almıyor yani ben. Uyandım, ceset torbasından çıktım. Odada tek başımaydım, evde tek başımaydım. Saffet bana şeyi imzalattı. Beni buraya bıraktılar, kimseyi görmedim. Hay Allah'ım, sen koru ya Rabbim. Hah. Ne oldu? Ya girişteki kamerayı karartmışlar. Zaten içeridekileri de biz devre dışı bırakmıştık. O ne demek öyle? Görüntü yok demek Asuman ablacığım. Hay Allah'ım ya. Belki de Yıldız'ı Zeynep'le kaçırdılar ve adam Yıldız'ı elinde tutuyor ha. Ne yapacağız? Asuman ablacığım, Zeynep zaten imzalamış. Yıldız'ı ne yapacaklar? Yok, bu böyle olmaz. Doğan'a gideceğiz. Doğan Bey ne yapacak anne? Yani Doğan'ın eli kolu uzundur. Güçlü bir adam yani, bir şey yapmak gerekirse o yapar ama... Evet, madem böyle bir şey var bir an önce gidip konuşun. Aynen ablam ya, belki Yıldız yandadır. İnşallah. Zeyno yürü hadi. Tamam, üstüme bir şey alayım çıkalım. Asuman Hanım? Yıldız burada mı? Hayır. Doğan Bey burada mı? Evet, salonda. Doğan
Doğan Bey. Asuman Hanım. Zeynep. Doğan Bey çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Doğan Bey Yıldız yok. Ne? Ya bu Saffet yok mu benim evlendiğim insan müsveddesi? Dün gece kaçırdı beni. Kaçırdı mı? Sen bir sus da biz bir anlatalım derdimizi. Ben gece bir uyandım bir tane ceset torbasının içindeyim bilmediğim bir evde. Ya nerede bu kız ya? Nerede? Ya bu Saffet de ne manyakmış arkadaş. Evden kaçırmak nedir? Ama erkekler böyledir çocuklar. Yani onlardan her şeyi iste, parayı isteme. En trilyoneri bile boşanmaya gelince iş param yok. Ya kardeşim biriniz de deyin ki ben çok zenginim, işlerim tıkırında, al sana da para. Yok, mümkünatı yok. Ablacığım size tabii demezler. Siz maşallah siz süpür gibi olduğunuzdan fakir edebiyatını da sizden öğreniyorlar. Yani o da olabilir de şimdi asıl konumuz Yıldız'ın nerede olduğu ya. Of. Ya insanın aklına bin tane şey geliyor be. Ya çocuklar saçmalamayın Allah aşkına ya. Bu adam katil değil. Sadece pinti eski bir koca, that's it. Ya ablacığım o zaman Yıldız nerede? Ya çıkar bir yerden. No panik. Zaten Asuman Hanım'la Zeynep de ortalığı gereksiz velveleye veriyorlar ya. İyi ablacığım peki madem öyle diyorsun öyle olsun. Ay öyle. Ay yeter. Vallahi Zeynep ve kocası mevzusundan sıkıldım. Ver çantamı. Şirkete gidiyorum. Buyurunuz. Aa Caner. Hani bu tantana içerisine sormayı unuttum. Ne yaptın? Verdin mi Kumru'ya hediyesini? Üş, veremedim. Nasıl ya? Niye veremedin? Ya veremedim işte. Gelmeyin üstüme. Ne demek ki veremedim? Anlat bakayım. Neden veremedin? Şimdi ben restorana gittim. Bunlar Kumru'yla Altay yemek yiyorlardı. Pek de romantik gözüktüler gözüme. Ben de rahatsız etmek istemedim. Allah Allah. Altay Bey kim ki sen onları rahatsız etmeyeyim derdine düşüyorsun. Aynen acı ya. Yahu tamam gelmeyin üstüme dedim. Bir ara veririm işte tamam. Ver. Ver mutlaka. Ben o Altay'ın icabına bakacağım zaten. Ablacığım gözünü seveyim bize ne ya? Ne demek bize ne? Benim işime karışma sakın Canner. Okey? O çocuğu gözüm hiç tutmadı Altay Bey'i. Ben şimdi şirkete gidiyorum. Yıldız'dan haber alınca beni arayın, okey? Hadi, bye bye. Hadi bye bye. Yani biraz fazla mı rahat ya Ender abla? Yani içi dışı bir diyelim. Diyelim. Of. Bu adam bana geldi. Ve ben karışmam dedim. Yıldız'ın seninle olduğuna emin misin? Görmedim ben onu hiç ama başka nerede olacak ki? Doğan Bey, bunlar benim kızıma bir şey yapmış olmasın. Ben yaşatmam onları. Doğancığım, biraz sakin olalım. Yıldız kayıpsa polise gideriz. Yani normali bu zaten. Lütfen sakinleş biraz. Sen ne demeye çalışıyorsun? Biz yalan mı söylüyoruz? Neyi ima ediyorsun sen? Asuman Hanım, benim ağzımdan öyle bir şey çıktı mı? Ay. Mete! Yemin ediyorum ben bunu boğarım. Bir şey mi dediniz? Demedim, bir şey demedim. Yok demedi, bir şey demedi. Anne bir sakin olur musun? Olmayacağım sakin. Ne oluyor ya? Yıldız kaybolmuş canım. Nasıl kaybolmuş? Allah Allah. Herkese tek tek açıklayacak mıyım, anlatacak mıyım? Ben anlamadım ki. Canım burnumda zaten. Tamam. Ben açıklayayım. Şöyle oldu. Ben Zeynep bu arada Yıldız'ın kardeşi. Dün gece ben kaçırıldım. Mete. Bana hemen Saffet denen herifi bulacaksın. Ve kimse görmeden benim karşıma çıkacak. Duydun mu? Tamam efendim. Siz merak etmeyin. Bir kızımın annesini nasıl kaçırır? Adamdaki cesarete bak be. Ben o herifi yaşatmam. Ay adam delirdi resmen. Bana bak. Herkesi seferber et. Bir saate o herif karşımda olacak. Hadi. Allah'ım yarabbim ya. Anne. Ya anne lütfen artık otur sen de bir. Oturamam Zeynep, oturamam. Aynen Asuman Hanım yani bir şey olsa duyardık. Kara haber çabuk yayılır. Moral vermeye çalışıyordum. Verme Handan. Bana moral verme. Ay burada çok gergin bir ortam var. Zaten babam da eve inletti. O da niye bağırıyorsa ben anlamadım. Benim kızımın başına bir şey gelmiş olabilir şu anda. Siz ne konuşuyorsunuz ya? Anne ne olur bir sakin ol. Gel şöyle. Zeyno bırak. Bilmiyorsun bunları. Tamam belli ki siz buralardasınız. Ben kaçıyorum. Ben de şirkete geçiyorum. Asuman Hanım umarım en kısa zamanda Yıldız bulunur. Bye.
Anne, biz bunları ciddiye almadık ama Yıldız'ın başına bir şey gelmiş olmasın? Ay ne gelecek Yıldız'ın başına Allah aşkına? Yine bir olaylara karışmışlar belli ki. Yalnız babamın tepkisi hiç normal değildi. Doğan akıllanmaz. Kendini hapse attıran kadın için niye bu kadar çırpınıyorsun yani? Ne alaka? Alakasını ikimiz de biliyoruz bence. Dur şimdi şu olaylar bir çözülsün. Üstünde fazla durup büyütmenin bir anlamı yok. Hadi ben gittim kızım. Görüşürüz. Hayır ben Doğan Bey için daha önceden böyle görmemiştim. Yıldız Hanım için o kadar endişeliydi ki. Aşkı kabardıysa demek bak sen. Aa, tabii olaylara bak olaylara. Ay Yıldız Hanım inşallah hiçbir şey olmadı. Olmadı Aysel tamam sakinleş artık lütfen. Ya hacı nasıl bu kadar eminsin ya? Hayır yani kötü düşünmeyeyim diyorum da türlü türlü şeyler geliyor aklıma. Ay Allah korusun. Ah Yıldız Hanımcığım ah. Ya tamam kötü bir şey olmayacak ben inanıyorum merak etmeyin kötü düşünmek yok. Amin amin. Efendim abla. Alo. Caner, bir haber var mı? Abla, sen de paniklemeye başladıysan yanmışız biz. Panik falan olmadım Caner'cim. Ben sadece merak ediyorum, söyle. Abla tamam merak etme. Doğan Bey araştırıyor, mutlaka bir şey bulacaktır. Okey. Beni bütün gelişmelerden haberdar edin. Okey Caner. İyi peki, tamam. Ablamın meraklanması hiç hayra alamet değil. Oğlum ya, biz de mi çıkıp bakınsak? Oğlum Doğan araştırıyor zaten. Doğan'dan daha iyi nereye nasıl bakacağız? Ya her türlü burada böyle dikilmekten iyidir. Yürü hadi. Ha, ben de sizinle geliyorum. Ben de sizinle geleceğim. Aysel abla sen bir dur. Gözünü seveyim bir dur. Abla aynen sen çocuklara bak. Hadi biz çıkıyoruz. Tamam oldu. Ay, ben de çocuklara bakayım. Ah. Ay Yıldız abla neredesin? Ha hacım. Bir şey diyeceğim. Biz ikiye ayrılalım. En iyisi öyle arayalım ya. Evet evet tamam. Ben kuaföre bakayım. Sen de bir restorana bak. Tamam. Hadi. Altay'ın annesine sürpriz yapabilirim. Hem kadına da güzel moral olur. Burada bir yerde pastane var mı acaba? Doğan Bey. Nerede Saffet? Efendim Saffet sabah uçağıyla Amerika'ya doğru yola çıkmış. Şu an uçakta. Ne demek şu an uçakta? Bu işi aracı biriyle halletmeye kalkmış. Ne? Adamın yerini bulduk. İdris diye biri. Karanlık bir adam. Şimdi ben de onun yanına gidiyorum. Bu arada adam hakkında epey bir bilgi topladım. İyi çıkalım. Doğan Bey. Güvenliğiniz açısından gelmeniz doğru olmaz. Bırakın bu işi ben halledeyim ve adamı konuşturayım. Mete, sen ne güvenliğinden bahsediyorsun? Yıldız hala ellerinde. Bir an evvel bulmamız lazım. Hadi. Ben çıkıyorum. Asuman Hanım, bir haber alır almaz sizi arayacağım, tamam? Doğan, beni de haberdar et, olur mu? Anne gel biz eve gidelim. Çocuklar da uyanmıştır, hadi. Salak Yıldız ya. Bir de başımıza bu çıktı. Kim bilir nerede? Gel. Merhaba. Şey, müsaitsen gelebilir miyim? Tabii ki gelsene. Tamam. Şu şeyde.
karabasın. Vay. Çok iyi görünüyorsun. Eski halinden eser kalmamış ha? Sayende. Nasıl olmuş gerçekten, güzel mi? Olman gerektiği gibi. Bu arada sen nasılsın, biraz böyle düşünceli görünüyorsun. Yani çok önemli değil. Yıldız'a kafam takıldı herhalde. Nasıl yani? Sabahtan beri gören olmamış. Telefonunu da almamış yanına. Yani ama ben kötü bir şey olduğunu zannetmiyorum. Hay Allah. Peki senin için yapabileceğim bir şey var mı benim? Aa, yok yok. Yok. Haberi gelir birazdan zaten. Tabii Yıldız senin en yakın arkadaşın olduğu için endişelenmekte haklısın. Ben pek arkadaşlık nosyonuna inanmıyorum Engin'ciğim. İnanmasam bu kadar endişelenmezdim bence. Ben seni böyle yemeğine davet edeyim mi? Biraz kafan dağılmış olur. Ne dersin? Hmm, olabilir. Yani benim için değil. Ben okeyim. De senin Cemiyet'in gittiği yerlerde görünme zamanın artık geldi diye düşünüyorum. Gidebiliriz yani. Ama ben yapayım rezervasyon, okey? Tamam. Anlaştık. Tamam o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz birazdan. Sevgi, odama gel. Buyurun Ender Hanım. Sevgi, öğlen yemeğine villa şefe iki kişilik yer ayırtıyorsun. Hilmi Sönmez Şirketler Grubu'nun patronu geliyor diyorsun. Yalnız diyorsun, bizim patronumuz öyle her yerde oturmaz. İki kişi gelseler bile dört kişilik masa istiyoruz diyorsun. Okey. Engin Bey'in kıymetini anlasınlar. Tamam Ender Hanım. Tamam. Okey. Çıkabilirsin. Hadi bakalım Engin Bey. Seni de cemiyete sokuyoruz. Yani bebek adımlarıyla gidiyoruz ama neyse. Öğrenecek bir şeyler. Allah Allah. Niye bu parşüler kapalı? Hasta kadın bir anda ayaklanıp gidecek hali yok herhalde. Efendim Aleyna. Ne? Dur bir dakika, anlamıyorum. Tamam, sakin ol. Bir şey yapma. Tamam, geliyorum, bekle. Efendim Kumrul, ne haber? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Her şey yolunda mı? Yolunda. Ofisteyim, çalışıyorum. İstersen gel yakın bir yerde kahve içelim. Yok yok. Ben arkadaşımın yanına uğrayacağım zaten. Görüşürüz sonra. Tamam. Nasıl istersen. Bye. Bu ne demekti şimdi? Tamam, ben de geliyorum şimdi. Gidiş sen misin? Benim, ne olacak? Ben Doğan Yıldırım. Karımı arıyorum. Anlayamadım. Bak, seni Saffet'in tuttuğunu biliyorum. Sakın bana numara yapma. Burayı başınıza yıkarım. Kardeşim gel otur konuşalım. Ne dediğini anlamıyorum. Doğan Bey. Lan durun, ne yapıyorsunuz? Öldürürüm lan ben seni. Karım nerede, gebertirim seni. Doğan Bey, müsaade edin ben halledeyim. Bilmiyorum. Kim biliyor? Doğan Bey, müsaade edin. Ben halledeceğim. Bak bakalım şuna. Belki hatırlarsın ha. Bak şuna lan.
Yeni açtığın galerinin önündeler. Bizden haber bekliyorlar. Yokuşun yukarısındaki kamyonun freni patladı, patlayacak. Konuşsana lan! Konuş lan! Konuş sana! Tamam, tamam. Saffet bana gelince bir adamımı görevlendirdim. Benim adamlardan biri Ahmet. Saffet'in karısına sözleşme imzalattıracaklardı. Sorunsuz hallettiler diye biliyorum. Neredeyse öğren. Hemen. Hemen! Ara lan. Arasana hadi! Ahmet, hemen buraya gel. Acil. Planda diğer kadını almak yoktu. Birden saldırınca mecbur kaldım. Nerede? Bir terslik oldu. Olmuş yani. Nasıl bir terslik? Söylesen oğlum. Ne oldu? Nerede? Ölmüş. Sen? Abi vallahi benim bir suçum yok. Ben görmedim bile. Bana öyle dediler. Kim dedi? Havasızlıktan öldü dediler. Hangisi bilmiyorum. Ben de cesetten kurtulun dedim. Lan sen kimden kurtulun? Kimden kurtuluyorsun? Lan bana bak. Nerede karım benim? Benim karım nerede? Nerede lan karım benim? Daha evine götürdük. Hemen beni oraya getiriyorsun. Hemen. Yok değil mi? Yok, sen de. Yok, ne yapacağız? Neyse, gel içeri girelim, bir ablamı arayalım. Belki aklına bir şey gelir, oralara da bakarız. Tamam. Ben de. Aa! Ay! Bu bana mı? Elbette sana. Gel. Canım. Yıldız, ne olur iyi ol. Bütün bunlar yalan olsun.
Allah Allah. Nereye gidiyor ya bunların hepsi apar topar? Hoş geldiniz abi. Hop. Nerede lan Kerem ben edeceğim? Tamam ben halledeceğim. Ben halledeceğim tamam. Sen dün akşam burada mıydın? Evet abi. Dünkü kızlardan biri. Ölen mi? Diyorsun lan sen. Yıldız nerede lan Kerem nerede? Cevap versene lan. Kızı ne yaptınız? Öldüğü kesin mi? Başka bir yerde olabilir mi? Abi ben sadece konuşanları duydum. Hikmet halletti diye biliyorum. Kimler Hikmet? Hemen Hikmet'i bul. Tamam abi. Hemen. Karımın saçının tek bir teline zarar geldiyse hepinizi gebertirim lan. Hadi. Doğan Bey, biliyorum kabullenmesi zor ama Yıldız Hanım... Kes lan sesini. Benim çocuğum daha bir yaşında. Annesiz kalamaz. Yalan bunların hepsi. Yalan. Hepinizi gebertirim. Hala haber yok mu? Yok. Yani bu iş fazla mı uzadı ben de anlamadım. Gerçi ben son derece sakin biriyimdir. Yani öyle bir panik olan biri değilim. Ya bir şey olmayacak endişelenme. Yemeğine bile dokunmadın. Tabii olmayacak canım. Ya ben kesinlikle eminim de. İşte. Evet hiçbir şey olmayacak. Hadi rahat ol biraz. Hı? Tamam tamam rahatım. Ben bu arada Yıldız'a bu kadar düşkün olduğunu bilmiyordum açıkçası. Ben de. Her ne kadar sen inkar etsen de bence onu seviyorsun. Engin'cim bizim Yıldız'la hikayemiz bayağı eskiye dayanıyor. Yani... Aslında birbirimizden bayağı bir nefret etmişliğimiz bile var ama... Nasıl yani? Bayağı. Bildiğin birbirimizden nefret ediyorduk. Öyle mi? Hı-hı. Sonra ne oldu? Sonra bir orta noktada buluşmak zorunda kaldık. Yani hayat öyle aktı. Yani büyük anlaşmazlıklar oldu tabii aramızda. Sonrasında işte birileri bir geri, bir dargın, bir barışık. İşte bugüne kadar gelmiş olduk yani. Ve bir baktım ki onun için endişeleniyorsun. Yani galiba öyle. Ya içimde kötü bir his yok yani bir şey olacakmış gibi gelmiyor. Çünkü yani Yıldız eğer başı belaya girerse ilk beni arar. Kesinlikle öyle. O yüzden... Evet ben çok iyi anlıyorum yani bence sen onun can simidisin. Aa burada bir organizasyon var herhalde. Bak hiç konuşamayız ya gürültü olur. Gel başka yere gidelim. İyi ki doğdun Yıldız. İyi ki doğdun Yıldız. İyi ki doğdun. İyi hayatımda ilk defa birileri benim için seferber oluyor. Çok mutlu oldum. Ta 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 ta. Kalk aynaya bak çabuk. Bu ne? Yıldız, sensin cadı. İşte bak, prensesle cadı. Tam olduk. Bak Ender, sen benim bu hayatta tanıdığım en güçlü kadınsın. Evet, doğru söylüyorum. Ya sen bunca şey yaşadın, hiçbirinde yıkılmadın. Şimdi de yıkılamazsın. Elimde Yiğit de seni anlayacaktır. Sil artık şu gözyaşlarını. Başka kimse. Bana bak. Bana bak. Ayağa kalk. Kalkamıyorum. Ayağa kalk dedim. Ben bitti demeden hiçbir şey bitmez. Bunu herkese göstereceğiz. Anladın mı? Benden haber bekle. Ender. İyi ki varsın. (Gülüyor)
Bunu senden duyacağım aklıma gelmez. Ender? Ender. Ender. İyi misin? Evet. Çok iyiyim. Konuyu değiştirelim mi? Tabii tabii. Tabii değiştirelim. İyi olur. Nasıl, beğendin mi burayı? Güzel güzel. Gayet güzel. Bu arada sana bir şey soracağım. Rezervasyonu benim adıma mı yaptırdın? Elbette. Bir gün gelecek, rezervasyon yaptırmaya bile ihtiyaç duymayacaksın. Bak bunu unutma İngilizce'yi. Yani sonunda elimi kolumu sallayarak girebileceğim buraya yani. Aynen öyle. Çünkü senin kim olduğunu herkes öğrenmiş olacak. Kapılarda karşılayacaklar seni. Engin Bey hoş geldiniz diye böyle bütün kapılar açılacak. İyi, çok şükür vallahi. Kasım 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 diyor burada yoksa. Teşekkür ederim. Nasıl öleceğiz? Bilmiyorum. Adam çok güçlü. Başımıza bela oldu. Abi benim daha yeni çocuğum oldu. Neredeymiş? Yıldız hayatta değil mi? Hikmet, sırra kadem basmış. Büyük ihtimal korkup kaçmış abi. Diğerlerine ilerideki uçurumdan attığını söylemiş. Beni hemen oraya götürün. Hemen. Abim henüz gelmedi değil mi? Gelmedi Andan Hanım. Ender Hanım'la yemekle. Ender'le son yemeği haberi yok. Kızları getirdin mi? Geldiler, sizi bekliyorlar. Tamam, gelsinler. Buyurun hanımlar. Selam kızlar. Merhaba. Eda, Hülya, Melodi, İlke ve Buse. Hepsi işletme mezunu, yeni mezunlar, İngilizce biliyorlar ve Engin Bey'e yakın oturuyorlar. Evet, şimdi eleme sorularına başlıyorum. Hesabı istiyorum. Okey. Hangi gelişme? Henüz yok. Teşekkürler. Ne yapıyorsun Engin? Ender, bir şey soracaktım. Biz Sezar salatası almış mıydık? Buraya yazmışlar da. Bak, aklında bulunsun diye söylüyorum ve bu çok önemli bir şey Engin'ciğim. Bir kadının yanında asla ve asla hesabı incelemeyeceksin. Hele benim gibi bir kadının yanında. Okay? Tamam da ne yazmışlar diye bakıyorum ya. Eğer buraya geldiysen, hele ki benimle geldiysen bunu sakın yapma. Kazıklanmayı göze alacaksın bir kere. Aksi takdirde cimri gözükürsün. Bak bakalım etrafına böyle hesabı senin gibi inceleyen biri daha var mı? Bak, gördün mü? Tamam da onların fazladan yazması ayıp değil de benim bakmam mı ayıp? Evet, hem de çok ayıp. Hiç kimse yanında çok hesap yapan birini istemez. Ne sevgili olarak ne arkadaş olarak, haberin olsun. Ya iyi de para kolay kazanılmıyor ki. Aynen öyle Engin'ciğim. İşte bu yüzden harcarken keyfine bakacaksın. Okey? Şimdi kartını koy ve hesabı incelemeye bir son ver. Bahşiş olarak normalde hesabın %10'unu koyarsın. Ama sen daha fazlasını koy ki bir sonraki gelişinde krallar gibi karşılan. Ne dedim?
kapılar açılacak Engin Bey, hoş geldiniz diye. Tamam, şey yapıyorum, veriyorum yani. Önemli bilgi. Diyelim ki abim bir iş seyahatine çıkacak. Ne yapmanız gerekiyor Hülya? Otel ve uçak rezervasyonlarını yaptırırım. Toplantıları bildiririm. Tamam, yeter. Melody? Ben de aynılarını yaparım ama kendime de yer ayırtırım. Sekreteriysem yanında olmalıyım diye düşünüyorum. Peki abimin kişisel bir sorunu var ve morali bozuk. Keyifsiz olduğunu söyledi ve işe gelmeyeceğini söyledi. Ne yaparsınız? Gelir hemen size haber veririm. Size haber veririm. Daha sonra Engin Bey'in yanına giderim. Konuşarak onu rahatlatmaya çalışırım. Böyle durumlarda erkeklere çok güçlü ve kudretli olduklarını söylemek lazım. Erkekler pohpohlanmaktan hoşlanırlar. Öyle bir konuşacaksınız ki söylediklerinize inanmalı. Böyle olursa daimi bir şekilde yanında kalır ve vazgeçilmez olursunuz. Kimse acı gerçekleri duymak istemez. Hanımlar, final sorusu geliyor. Hazır mısınız? Diyelim ki abimin bir ilişkisi var. O kişiyi uzaklaştırmak için ne kadar ileri gidersiniz? İleri gitmek derken? Yalan söylemek, iftira atmak. Alacağım ücrete göre değişir. Parada anlaşırsak neden olmasın? İşte duymak istediğim cevap. Melody, aramıza hoş geldin. Hülya, sen çıkabilirsin tatlım. Burada kimse yok. Sen burada olduğuna emin misin? Vallahi abi, Hikmet burada olduğunu söylemiş. Lan bana bakın. Bana hemen Hikmet denen herifi buluyorsunuz. Hemen! Çıkar. Ara şunu. Çabuk ara şunu ya. Ahmet, gel. Herkes benden haber bekliyor. Ben insanlara ne diyeceğim? Ben kızıma ne diyeceğim? Doğan Bey, ne yapalım? Artık polisi aramamız lazım. Polis 24 saatten önce arama başlatmaz. Sen bu pisliklerin yanına dur. Olumlu ya da olumsuz bir haber almadan bırakma. Ben eve gidiyorum. Mersi. Teşekkürler. Birader. Borcun ne kadar? 80 lira. Ender, sende 80 lira var. Ben hep 200'lük almışım da. Yok. Bozar mısın? Birader, şunu bozar mısın? Arabaya biner misin lütfen? Tabii. Geçiyorum hemen. Kapıyı kapatayım mı? Parayı... Ders 2. Güçlü ve saygıdeğer iş adamları asla bozuğun var mı diye sormaz. Hele bir kadına asla ve asla sormaz Engin. Ya şimdi bakkala gidip bozdurmak uzun sürecek diye öyle söyledim ya. Sürmez Engin'ciğim. Sıradan insanlar ücret sorar. Bunu unutma. Sen sıradan değilsin. Yani olmaman için uğraşıyoruz. Yani peki ne yapmam lazım? Elinde ne varsa vereceksin ve arkanı dönüp gideceksin. 80 liralık yere 200 lira mı vereyim ben ya? Aynen öyle Engin'ciğim. Ne bekliyorsun? Bundan mı beklemeyeyim? Bir zahmet. Bizim 120 lira o valiye bakıp dururken sinirim. Bir şey demedim ya. Melody işimize yarayacak. Akıllı kız. Yalnız bu akıllı kızların içinden sonra cin fikirli küçük psikopatlar çıkar. Bizim önlemimizi almamız lazım. Sözleşmeyi hazırlattım. İmzalamasa başlayamaz zaten. Güzel. Ceza şart koydun mu? Siz merak etmeyin. Hepsini hallettim ama
ufak bir sorunumuz var. Neymiş? Engin Bey'in hali hazırda bir sekreteri var zaten. Tamam, işten çıkarırız, olur biter. O biraz zor. Neden zor? Handan Hanım, bu kadın Engin Bey'in şoförlük zamanlarından eski arkadaşı. Evin de emektarı. Eyvah, yandık. Bizimki şimdi vicdan yapar. E madem sekreteri, neden ben şimdiye kadar hiç görmedim? Genelde pek ortalarda dolanmayayım. Bir de bu çıktı başımıza. Neyse, ben gidip şu kadını göreyim. Adı ne dedin? Müfide. Müfide Hanım. Buyurun efendim. Handan ben. Tanışmadık. Biliyorum efendim. Engin Bey'in kardeşi oluyorsunuz. Evet. Abim galiba henüz gelmedi. Henüz teşrif etmediler. Zatenizin bir isteği mi vardı? Zatenim öylesine bakılmıştı. Şey diyecektim. Ben personel dosyalarına bakıyordum da. Siz emekli oldunuz mu? Yoksa hızlandırabiliriz. Efendim, ben Deniz Hilmi Bey'in kahyası olarak yaklaşık 30 yıl yanında çalıştıktan sonra emekli oldum. Engin Bey de sağ olsun benim ihtiyacım olduğunu düşünerek yanına aldırdı. Çok düşüncelidir. Kesinlikle. İnce bir ruha sahiptir. Ben de burada ona elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Ya evet, duydum. Ne güzel. Siz yoruluyorsanız biz size yüklü bir tazminat ödeyebiliriz. Efendim, bir kabahatim mi oldu? Yok, onun için söylemedim. Yani siz belki evinizde dinlenmek istiyorsunuzdur. Ofis hayatı zor, yaşınız da var. Engin Bey bana çok büyük iyilik yaptı. O bana git demeden asla gidemem. Burada ona göz kulak olmak benim boynumun borcudur. O bana hiçbir ücret ödemese de ben yine çalışırım. Siz de eğer bir ihtiyacınız olursa çekinmeden bana iletebilirsiniz. Okey. Uğraştığım şeylere bak. Gel de kurtulayım şu kadından şimdi. Cemal, Müfide bayağı dişli çıktı. Dedim ben size. Ve gitmeye hiç niyeti yok. Handan Hanım, Engin Bey'i donanımlı bir sekretere ihtiyacı olduğuna ikna etsek. Nisan bilen genç biri gerekiyor diye konuşsak mesela. Cemal abimin cebinde akrep var. Ne desek masraf yapmaya gerek yok diyor. Henüz yeterince vizyon sahibi değil. Müfide benim her işimi görüyor der, çıkar işin içinden. Handan Hanım, benim aklıma bir şey geliyor ama... Doğan Bey, kötü bir şey mi oldu yoksa? Yok yok. Su uyuyor mu? Yukarıda odasında efendim. Tamam, sağ ol. Teyzeciğim, hadi gel sen de bizimle oyna. İstemiyorum. Doğan Bey. Merhaba Zeynep. Merhaba, var mı bir haber? Henüz yok ama yakında olacak. İnşallah. Kızım beni özlemiş mi? Benim güzel kızım. Halitcan, beni tanıdın mı? Teyzeciğim, merhaba desene. Merhaba. Merhaba. Sen ne kadar büyümüşsün, ne kadar yakışıklı olmuşsun. Annem nerede? Teyzeciğim, dedim ya sana, işlerini bitirince gelecek yanımıza. Biz çıkalım. Kızımızla yalnız kalın. Halitcan burada bizimle kalabilir. Burada kalıp bizimle oynamak ister misin? Olur. Harika. Ben çıkayım o zaman. Annem uzanıyordu, bir ona bakayım. Aa, neler yapalım şimdi biz acaba hep beraber? Abicim. Selamlar amcam. Merhaba, neredeydin?
Ender'in biraz morali bozuktu. Onunla beraber yemeğe gittik. Aa, öyle mi? Niyeymiş? Yıldız'la ilgili bir şeyler anlattı. Belki sen de biliyorsundur. Ay, şimdi de kendini böyle mi acındırmaya çalışıyor? Ya hiç o Yıldız'a üzülür mü Allah aşkına? Her gün başka bir şeyle kandırmaya çalışıyor işte seni. Anneciğim, sen bunları söylemek için mi buraya kadar zahmette bulundun? Hayır. Benim senden bir ricam olacak. Tamam, söyle. Senin şu Müfide Hanım. Ne olmuş ona? Acaba onu ben yanıma alsam, o benim sekreterim olsa. Müfide'yi. Emin misin? Yani sen onunla yapabilecek misin? Abicim, bana disiplinli, dediğim dedik ve kimseye göz açtırmayan biri gerekli. Tamam, Müfide öyle biridir de senin neden böyle birine ihtiyacın var? Bazı çalışanları zaptırapt altına almak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi biz sonradan geldik ya, biraz böyle inceden bir lakayetlik seziyorum ben. Olabilir de, ya Müfide'nin yaşı var. Kimse birden bakabilecek mi? Ben ona da bir çözüm buldum. Ben bugün yeni bir asistan aldım, Melody. Melody sana baksın, Müfide Hanım da bana. Melody'den çok memnun kalacaksın. Harika bir kızdır. Bir sürü insanın arasından titizlikle seçtim onu. O zaman bir dakika, bir dakika bir sorayım. O zaman Müfide Hanım'a bir arayalım. Müfide Hanım, bakar mısınız? Geliyorum. Buyurun Engin Bey. Müfide Hanım, kardeşimle tanışıyorsunuz değil mi? Ben kendisini tanıyordum. Bugün yeniden tanıştık ama. Evet, kardeşim sizinle çalışmak istiyor. Departmanında bir düzensizlik varmış. Oraya özel olarak ilgilenecek ve disiplini sağlayacak birine ihtiyacı var. Tabii yani, siz de kabul ederseniz yani, isterseniz. İsterim tabii. Ama siz? Onu şöyle yapacağız. Benim asistanımı ona vereceğim. Bir nevi değiş tokuş yapmış oluyoruz. Benim için uygundur. Ama bütün yetki bende olacak değil mi? Tabii. Bütün yetki sizde olacak. Yeter ki herkesi hizaya alalım. Öyle değil mi Anda? Hı hı. Öyle tabii. Hiç aklınız kalmasın efendim. Telaşa mahal yok. Ben arzu ettiğiniz şekilde disiplini sağlamak için harekete geçerim. Teşekkür ederim. Vay be. Nasıl bir insan ya? Nasıl bir insan ya? Gerçekten bak. Bu disiplin konusunda inanılmaz. Daha iyisini bulamazdın. Çok memnun kalacaksın. Eminim. Görüşürüz. Görüşürüz Andan. Görüşürüz. Ben nasıl söyleyeceğim? Bir mucize olsa. Bir mucize olsa. Asuman Hanım'la Zeynep kendini odaya kapattı. Doğan yukarıda çocuklarla ağlıyor. Artık bir şey yapmanın zamanı geldi çocuklar. Abla, gidebileceği her yere baktık, her yere. Abla, artık aklıma iyi bir şey gelmiyor benim ya. Dur, dur. Ha! Geldi mi acaba? Aa, Yıldız Hanım! Hay sen. Ah, güzel kızım benim. Ay. Yıldız. Ya öldük ya, öldük. Ah, geçmiş olsun. Yıldız, neredesin sen ya? Ya anlatacağım, anlatacağım. Gel, geçmiş olsun. Ne oldu? Anlat.
Gecenin bir karanlığında resmen adamlar... Yıldız, Doğan Bey'in de canı çıktı. Seni arayacak diye perişan oldu adam. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Ay zar zor geldim ya. Ben sana bir şey oldu sandım. Yani sandık. Hayatından şüphe ettik. Beni resmen ıssız bir yere götürdüler, bir yere attılar. Yani ne araba vardı, ne çevrede bir şey. Arayıp haber de veremedim. Buraya kadar yürüdüm. Ay Allah onların cezasını versin. Nasıl biliyorsa öyle yapsın. Ay özür dilerim ben hepinizden ya. Sizi de çok endişelendirdim. Yani insan yine de bir yerden arar aslında ama Yıldız. Ender diyorum ya bir yer yoktu diye nereden arayayım? Ah yavrum, ah yavrum neler yaşamış. Neyse geçti çok şükür. Ay tam olarak anlatacak mısın Yıldız, merak ediyoruz. Gece ben Yıldız Sun'un sesini duydum. Bir odasına gittim. Sonra bir baktım Zeynep'in ışığı yanıyor. Yani bir gürültü de geliyor oradan. Herhalde uyumadı dedim. Odaya bir girdim. Bir tane simsiyah maskeli bir adam Zeynep'i kucaklamış götürüyor. Ben de o panikle tabii adamın üstüne saldırdım. Adam artık benim kafama bir şey mi vurdu, bayılttı mı, ne yaptıysa... oradan sonrasını hatırlamıyorum zaten. Çok korkunçtu. Abi Yıldız neler diyorsun ya? Sorma, hepinize bağırdım, seslendim. Kimse de beni duymadı. Adamların beni nereye götürdüğünü de anlayamadım. Böyle kayalık bir yerdeydim. Ay zar zor geldim ya. Tekrar çok geçmiş olsun. Sağ ol Doğan. Sen dinlenmek istersin, ben kalkayım. Yarın konuşuruz. Tamam, sağ ol. İyi akşamlar, teşekkür ederiz. Neyse, ben şu anda leş gibiyim. Annemi banyo yapayım, bir çocuklarıma bakayım ya. Tamam kızım, ben de geleyim. Ben de geleceğim. Geçmiş olsun artık, ne diyelim? Geçmiş olsun. Abla? Abla ne oluyor? Yani o kayalıklardan buraya kadar yürümüş biri için terlikleri fazla temiz değil miydi? Bu hikayede... yani bir mantık hatası var gibi geliyor bana ama bakalım göreceğiz. Ay şunlara bak, teyzesi beraber uyumuşlar. Ay bir tanem. Ay kusularım benim. Hadi uyumuşlar Yıldız. Gel biz konuşalım. Yani beni şu işe bulaştırdınız ya. Sus Zeynep, sus yeter. Tamam, sus artık. Tamam. Zeynep 40 yılın başı bir şeye evet dedim. Söylenme artık ya. Yemin ediyorum Doğan, perişan oldu. Bırak kardeşim, bırak kardeşim, bırak. Bırak, bırak. Sen sus lan, sen sus! Mekana gidelim, Saffet arayacağım zaten. Allah kahretsin ya, Allah kahretsin! Şişt, biriniz yardıma gelin. Kim?
birinci gün. Aynen ikinci gün. Şunan bana. Aynen öyle mi? Ben bilerek bocak. Ha, ne yaptın? Abi dediğin gibi kızlar farklı odalara koydum. Hı. Ne yapacakmış abi bunlara? Ya bu Esmer olana kağıt imzalatacaklarmış, sonra bırakacağız. Sarı olanı bilmiyorum. Tamam abi, sıkıntı yok. Hadi aşağı inelim, yemek yiyelim. Zeynep nerede? Yenge onu başka bir odaya almışlar. Ben onu kurtaracağım. Önce seni kurtaralım. Olmaz olmaz Seda'yı. Zeynep'i bul git. Zeynep'i bul. Yengeciğim seni bir sağlama alalım. Ben onu bulacağım diyorum. Zaten kocası imza için kaçırmış. Adamları konuşurken duydum. Allah cezasını versin onu. Şu düştüğümüz hale bak. Yenge birileri geliyor. Giz 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 giz. Sen kimi kaçırdığının farkında mısın lan? Doğrarım lan sizi, doğrarım. Senin yedi sülalen hepiniz öldürdüm lan sus. Bu kadın kim biliyor musun lan sen? Bana bak, ben Doğan Yıldırım'ın çocuğunun annesiyim. Seni ne yaparız biliyor musun sen? Bak kurtum, şimdi elimi çekeceğim. Sakın bağırayım deme. Eğer benim dediğimi yaparsan hem hayatın kurtulur, hem de çok zengin olursun, tamam mı? Tamam mı? Bana bak, kardeşim nerede? Ona bir şey imzalatıp bırakacaklar. Öyle duydum. Bu kadını buradan çıkartmamız lazım. Tamam mı? Sonra da diğerini halledeceğiz. Sen de bana yardım edeceksin. Her yer adam dolu. Patronla kadının öldüğünü söyleyeceksin. Cesetten kurtulacağını söyleyeceksin. Yanında kimse olmayacak. Bana da sizinkilerin giydiği kıyafetten bir şeyler getir. Yoksa ben buradan çıkamam. Sakın bize kazık atmaya kalkma. Yaşatmazlar lan seni. Tamam abi, hadi git. Sakın bizi satayım deme. Yenge, bak bu adam seni bırakınca direkt eve gitmem. Takip falan ederler maazallah, evde çocuklar var. Nereye gideceğim Seda'yı? Çağatay abim Zekeriya köyde bir evi vardı. Hoş Bahçe sitesinde. Kapının girişinde hemen saksının altında anahtar var. Sen eve gir, beni bekle yenge. Bana bak, sakın Zeynep'i bırakma. Onu almadan gelme, tamam mı? Yenge sen merak etme, gir yenge içine. Bu adam dinleyecek mi seni, emin misin? Dinlemek zorunda. Şurada gelenlere bak ya, ara. Ne oldu? Halledebildin mi? Abi bir sorun oldu. Ne sorunu? Zeynep Hanım alırken bir kadın bana saldırdı. Ne? Boğuşurken yüzümü gördü, mecbur onu da getirdim. Allah kahretsin ya. Yalnız bu kadar değil. Bir şey daha var. Daha ne var? Kadınlardan biri öldü. Ne? Olamaz ya. Yolda havasızlıktan öldü herhalde. Hangisi öldü? Yediler mi? Sıkıntı yok. Tamam. Thank you.
kimsin? Sakin olun. Ne istiyorsunuz ya benden? Size zarar vermeyeceğiz. Ne istiyorsunuz benden? Dokunma, dokunma bana. Çek elini. Sakin olun lütfen. Saffet Bey sizi bekliyor. Saffet. Tamam. Tamam gidelim. Tamam. Sen ne biçim bir insansın be? Beni buna sen mecbur ettin. Ya sen baya baya suçlusun. Adam kaçırma, alıkoyma, kumpas. Bir de bunların hepsini para için yapıyorsun. Ya ben kendime inanamıyorum. Sana nasıl kandım? Ne demişler Zeynep? Mal canın yongasıdır. Kusura bakma ama bir aydır tanıdığım birine milyonları kaptıracak halim de yok benim. Getir sözleşmeyi. Getir. Ha şöyle. Başından kabul etseydin bütün bunlara gerek kalmayacaktı. Şikayetçi olacağım senden, görürsün. İstediğin kadar ol. Sen daha evine gitmeden ben çoktan uzaklaşmış olurum. Havadan sana el sallarım artık. Zeynep sağ salim çıktı. Yengeme haber vereyim. Eminsin değil mi? Gözünle gördün, Zeynep iyiydi. Yenge turp gibi maşallah. Gözlerimle gördüm dedim ya. Hiçbir sıkıntısı yok, merak etme. Hadi gidelim. Sana bir şey soracağım. Niye kimse beni sormuyor? Yani neredeyim, ne yapıyorum? Niye bir panik dalgası yok? Ya yenge, bu daha iyi değil mi, farkında olmamaları? Böylece mevzu kapanmış olur. Sen bir Aysel'i arasana. Ben bir duyayım bakayım ne yapıyorlar. Tamam Eylül. Sedai? Abla ne haber? Sedai neredesin sen? Yıldız Hanım yok. Asuman Hanım'la Zeynep Hanım Doğan Bey'le konuşmaya gitti. Doğan Bey daha önce hiç böyle görmemiştim. İnanılmaz sinirliydi. Ne diyorsun ya abla? Ben hemen geliyorum ablacığım, tamam. Yenge hadi gidelim. Sedai dur. Yenge kurban olayım, yapma. Demek Doğan kıyameti koparıyor. Merak ettiyse mi? Sedai'cim ben burada kalıyorum. Yenge delirdin mi? Doğan'ın gerçekten ne hissettiğini anlamak istiyorum Sedai. Yenge sen bu Doğan denen herife karşı... Hayır ondan değil Sedai. Aramızda biliyorsun bir sürü olay oldu. O Hilal'i falan kullanıyor ya bana karşı. Bir gerçekler dökülsün istiyorum, anladın? Tamam yenge. Neyse sen annemle Zeynep'i buraya getir. Bir onlara ben durumu açıklayayım. Çünkü kızacaklar büyük ihtimalle. Tamam yenge. Üstünü de değiştir. Annem anlar bir şeyler döndüğünü. Tamam. Demek Doğan yeri göğü inletiyor. Abla. Sedai, ne oldu, haber mi var? Merak edilecek bir şey yok. Her şey yolunda, yengemin yanından geliyorum. Aa, ne demek o? Niye gelmiyor o zaman? Ya bir celallenmeyin, bir dakika durun. Bak evde kimse yokken hazır çıkalım. Yengem sizi bekliyor, anlatacak yani. Anlatacak da ben anlatmadan evvel onu bir kalaylayacağım galiba. Yıldız, Yıldız, kızım iyisin. Ah. Geberteceğim seni. Neredesin sen bakayım? Ulan ne yapıyorsun? Bırak Sedai. Bırak Sedai, dövsün. Hak ediyor. Allah Allah. Ya bana niye kızıyorsun ya? Yaşıyorum diye dayak mı yiyeceğim? Aklım çıktı, aklım. Sen Zeynep'e kız. Hepsi onun yüzünden oldu. Ben saklanmıyorum senin gibi. Ya abla hadi aşağı inelim. Yürü, yürü. Hadi. Yürü bak, ben soracağım biliyorum sana. Yürü. Yürü. Yüreğimi indirdin benim. Ay sen ne? Allah Allah. Evet. Ne oluyor? Anlat. Siz önce şey söyleyin. Doğan ne yapıyor? Ya havle evvela kuvvet. Anne şunu bir tane de ben çakabilir miyim? Yani ne var ya, elime böyle bir fırsat geçmiş. Niye değerlendirmeyeyim? Ablacığım bu fırsatı nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsun mesela? Ya insan hayatında kaç kere kaçırılır? Bakalım Doğan ne yapıyor, beni merak ediyor mu? Yani onun ne yaptığını görmek istiyorum. Bak bu olabilir. Anne pes, az önce ne diyordun şimdi ne diyorsun?
Zeyno mantıklı konuşmaya başladı. Ya vallahi pes ya. Pes. Ya ben senin için adamlarla savaşmışım, canımı tehlikeye atmışım. Ne olur 2 dakika numara yapsan. Ay tamam. Yani ben üzüleceğini biliyordum ama bu kadar perişan olacağını hiç tahmin etmiyordum. Yazık adama ya. Ömründen ömür gitti bizim yüzümüzden. Hiç acımadı ona vallahi. O da az buz şeyler yapmadı. Ablacığım sen bu adamdan ne istiyorsun tam olarak? Yani senin için üzülsün, seni merak etsin istedin. Üzüldü, etti. Şimdi ne olacak? Evet Yıldız, şimdi ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Nasıl yani? Biz hiçbir amaca hizmet etmeyen saçma sapan bir iş mi yaptık yani? Ha yok canım ya, işte ben anlamış oldum yani. O iyi oldu. Neyi anladın Yıldız? Hala Doğan beni umursuyor. Hala aklındayım yani. Ya Yıldız kıvırma ya. Yani resmen adam seni hala seviyor mu sevmiyor mu bunu anlamak istedin. Demek ki neymiş? Allah'ım öldürecek beni ya. Hala bizden duymaya çalışıyor. Ya sen bu adamı seviyorsun hala. Ay hayır, ne alakası var anne, sen de neyin duasını ediyorsun? Sen niye kızıyorsun ki bana? Ablacığım bak, madem sen bu adamı seviyorsun, al karşıda konuş artık ya. Böyle al karşında konuşlar demode kaldı tamam mı? Yok artık onlar. Konuşmayacak mısın? Hayır anne, konuşmayacağım ya. Ayrıca ben onu affedip affetmediğimi bile bilmiyorum. Ablacığım o zaman sana kötü bir haber vereyim. Sen böyle oyunlara kalkıştığına göre bu adamı çoktan affetmişsin demek oluyor. Banyo yapmam gerekiyor. Neyse ki sonuç olarak Yıldız iyi ve evinde. Belliydi zaten. Bence de. Sen boşu boşuna panik yaptın. Bunlar abla kardeş, uğursuzlar ya. Hem de nasıl? Yani kiminle evlenseler onun başı beladan kurtulmuyor. Kaçırılmalar falan. Yersen tabii. Hayır ben yemedim de o yüzden. Ne demek bu şimdi? Kurgu Doğancığım, bu kurgu. Hilal, ben bütün gün adamlarla birlikteydim. Kendilerini Saffet'in tuttuğunu, Yıldız ve Zeynep'i evden aldıklarını ve bir yere götürdüklerini söylediler. Ay ne manyak insanlar var ya. Ya kaçıracaksan bari doğru düzgün birini kaçır. Yıldız ve kardeşini kaçırmak çok low profile. Ne yani? Şimdi sen de mi kaçırılmak istiyorsun? Olay bu mu? Kızım biri anneni kaçırsa aynı hızla geri getirir, merak etme. Doğan, özel konuşabilir miyiz? Konuşabiliriz. Hanımlar izninizle. Lütfen. Bu da bu olayı fena kıskandı. Yarın bu da ortalıklardan kaybolur, ben sana söyleyeyim. Ay hiç umurumda olmaz. Evet dinliyorum. Doğan, ben bu anlatılanların tek bir kelimesine dahi inanmadım. Evet, Yıldız'a bir husumetin olduğunu biliyorum. Ondandır. Benim mi var? Yani daha doğrusu sadece benim mi var? Senin de vardı Doğan ama her ne olduysa bu son olaylardan sonra bir husumetin kalmamış anlaşılan. Hilal, ben adamlarla konuştum. Kendi gözümle gördüm diyorum. Ayrıca Yıldız böyle şeyleri organize edemez. Saffet denen adam da Amerika'ya kaçmış. Yani mafyayla falan Yıldız'ın işi olmaz. Tamam, kabul ediyorum. Çok zor. Ama gerçekten bu işin içinde bir iş var. Ben de sana söylüyorum, bu işin içinde bir iş yok. Peki, bugün Seda'yı geldi. Bahçede Zeynep ve Asuman'la bir şeyler konuştular. Tamam, normal değil mi? O da arıyordu. Bilgi vermek için gelmiştir. Hayır ama böyle bir tuhaf tuhaf telaşlı haller, apar topar bahçeden çıkıp gitmeler. Madem bu kadar şüpheleniyorsun, o zaman bana bir delil bul. İspatla. Ben de kendi gözlerimle göreyim ve sana inanayım, tamam? Tamam. Tamam, bulacağım. Ama eğer bulursan bu Yıldız konusu tamamıyla kapanacak. Yıldız konusu tamamıyla kapalı zaten. Vallahi hiç öyle gözükmüyor. Bugün onun için yaptıkların, o halin. Bak, o benim kızımın annesi. Aramayacak mıyım? Aramak ayrı bir şey Doğan. Feryat etmek ayrı bir şey. Annesi bile senin kadar üzülmedi bugün. Yani daha çok çocuğun annesine değil de böyle aşık olduğun kadına üzülür gibiydim. Ha benim ona tepki vermem çok mu anormal? Üstelik ilişkimiz yeni bir boyuta taşınmışken. Sana daha önce de söyledim. Ben kızımı düşünüyorum. O kadar. Umarım öyledir. Umarım.
Ama sana bunu ispat edeceğim. İspatla. Ben de sana inanayım. Günaydın. Uyandın mı kaçak prenses? Ay bir uyumuşum ölü gibi. İyi anlat bakalım o zaman neredeydin? Anlattım ya. Gerçekleri anlat lütfen. Nasıl yani sen nereden anladın? Hayatım herkes yer ben yemem. Sus şimdi duyacaklar ay hemen çözmüş. Tam olarak nerede anladın? Eve geldiğinde. Ay, seni inandırmak için ölmek lazım yani. Ben zaten sana bir şey olduğuna inanmamıştım da böyle bir anda çıkıp gelmen de biraz yanlış oldu yani. Mesela ben olsam senin yerin birini tutar fidye isterdim. Ay yok artık. Ay ne yok artık Yıldız Allah aşkına yani. Seninki de onun gibi bir şey oldu zaten. Ay bir şey yapıyorsun bari bana danış değil mi? Tamam sus şimdi duyacaklar. Bana yedi en azından önemli olan oydu. Ay bütün mesele bu muydu yani? Ay Allah aşkına Yıldız'cığım bana Doğan'la birbirimizi seviyoruz deme hiç sevmem ben böyle şeyleri. Ay yok canım öyle bir şey neyse. Sen söyle bakalım beni merak ettin mi? Söyledim ya. Çok üzüldün mü? Doğruyu söyle. Hayır niye üzüleyim ki? Ben senin yüz ifadeni kapıdan girdiğimde gördüm atma. Ne atacağım ya? Ay üzüldün merak ettin için parçalandı değil mi? Doğruyu söyle. Daha neler Yıldız saçmalama. Aynası da belli etmiyor. Tatlı cadım benim başka tarafa falan bakıyor. Yerim seni kız. Yıldız bak hiç sevmem böyle mıç mıç ilişkileri. Sen beni biliyorsun yani. Hele arkadaşlıkta please don't. Ben seni anladım ve olduğun gibi kabul ediyorum Endo. Ben seni olduğun gibi kabul etmiyorum yalnız Yıldız'cığım. Acilen gidip terapi görmen gerektiğini düşünüyorum. Neyse hadi ben gidiyorum. Görüşürüz. Öpmeden mi gideceksin? Yıldız. Hadi bye bye. Bye. Nasıl da bana olan sevgisini içine atıyor. Of yani şu sabah kahvesini içmeden kendime gelemiyorum. Aa, çocuklar. Hello ablacığım. Ben işe gidiyorum okey. Caner. Her şey normale döndüğüne göre artık Kumru'nun hediyesini verebilirsin. Ver. Tamam ablacığım vereceğim. Okey. Emir'ciğim. Caner'e göz kulak ol. O şimdi 6 ay var diye böyle çekingenlik yapar. Yapmasın. Tamam ablacığım. Hiç merak etme. O iş bende. Okey. Caner. Bak şimdi biz Çelebi'yiz. Çelebiler hiçbir şeyden çekinmezler. 6 ay kim ya? Yani bir 6 aya bak, bir sana bak. Öyle değil mi ya? Yani? Tamam ablacığım. Tamam merak etme. Bak aklım sende kalmasın Caner. Kalmasın. Rica ediyorum kalmasın. O zaman ikinizi de öptüm. Bye bye. Bye bye ablacığım. Ya hadi ara Kumru'yu. Tamam acelen ne Allah Allah. Oğlum kadına söz verdik ya. Ya tamam söz verdik gideceğiz vereceğiz hediyesini. Tamam da yani ablam böyle konuşunca benim elime ayağıma karışıyor. Allah'ım ya Rabbim bütün enerjimi hortumladı gitti diye yemin ediyorum yoruldum ya. Sende demir eksikliği var. Demir eksikliği değil, bende emir fazlalığı var. Ne demiri ya? Oğlum bir yerde okudum, bu demir eksikliği yorgunluk yapıyor işte. Toprak yemeyi düşündün mü? Yok, ben üstüme atılsın istiyorum. Ne toprak yemesi, nereden çıktı şimdi? Ya oğlum bak bu yorgunluğu alıyor, anladın mı? Demir eksikliğini kapatıyor. Toprak yiyen var, kireç yiyen var, kete yiyen bile var. Emir, Allah aşkına nereden geliyor böyle bilgiler aklına? Yemin ediyorum saçma sapan şeyler ya. Yürü ben gideceğim, yatacağım, dinleneceğim. Ben de geliyorum, sıkılırım tek. Toprak yemek ne? Ya okuduk, okuduk ya. Okumayalım mı? Yıldız, geçmiş olsun. Başına neler gelmiş öyle? Sağ ol. Ucuz atlattık diyelim. Ya her şey de senin başına geliyor. Nazardan hepsi, ben de bıktım. Ama sokağa çıkıp da güzellik ortalamasını arttırmam da bekleniyor. Ne yapacaksın? Gerçekten senin şu enerjine hayranım biliyor musun? Bak dün başına neler geldi. Bugün hiçbir şey olmamış gibi yine aynı sen. Çünkü ben hiçbir zaman geçmişte yaşamam. Hep ileriye bakarım. Modumu da hep yüksek tutarım. Sana da tavsiye edecektim ama şimdi sen karşılıksız aşk yaşadığın için uygulayamayabilirsin. Doğru bunu en iyi sen bilirsin. Sen daha iyi bilirsin. Çünkü sabah sabah bu hırçınlığının sebebi aslında içinde her şeyi bildiğini gösteriyor. Ben senin yerinde olsam istenmediğim yerde bir dakika durmam. Yıldızcığım ya. Doğan bir kere senin için üzüldü diye çok havaya girmişsin ama senin üzüleceğin bir haberim var sana. Doğan'la benim arama hiç kimse giremez. Hele sen. Asla.
sana bir şey diyeyim mi? Sen şu anda yan bahçeden bana dil uzatabiliyorsan, eğer ben Doğan'la birlikte değilsem, hepsi ben istemediğim için. Anladın canım? Hadi görüşürüz. Git bakalım. Senin de fişini çekeceğim canım. Merak etme. Mete, Doğan Bey nerede? Doğan Bey henüz odasından çıkmadı. Ben de onu bekliyordum. Birkaç bir şey göstereceğim. Aa, çok iyi. Beni şimdi iyi dinle, tamam mı? Ben bu Yıldız'ın ne işler çevirdiğini bulup Doğan'ın gözüne sokmak istiyorum. Çevirdiği iş derken? Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Hilal Hanım. Sözümü kesme. Beni dinle. Bak şimdi. Dün Seda'ya Asuman ve Zeynep'le konuştuktan sonra dışarı çıktılar. Bir yere gittiler, tamam mı? Nereye gittiklerini bulmanı istiyorum. Yıldız Hanım arıyor olabilirler. Mete, senin fikrini sormuyorum yalnız. Tamam mı? Sen benim dediğimi yap. Dün öğleden sonra bunlar çıktılar, Sarıyer yönüne doğru gittiler. Tamam. Tamam. Mobese kayıtlarına falan baktırabilirsin. Tamam. Sen ver şimdi bunu bana, hallederim ben. Yıldız, ne yapıyorsun? Şurada bahçede huzurla kahvemi içiyordum. Hilal akbabası başıma üşüştü. Ama tabii ki aldı cevabını. Tebrik ederim ablacığım, aferin. Ay, boğacağım o kızı var ya, gıcık oluyorum. Allah Allah, neden acaba ablacığım? Doğan'la aranıza girdiğini düşündüğün için olabilir mi? Zeynoş'um, bırak bana laf sokmayı ya. Sen ne haldesin? Sanki içten içe üzgünsün gibi geliyor bana ya. Çok şey yaşadın. Berbat haldeyim. Berbatım deme öyle ya. Yüreğim sızlıyor valla. Sen bu Saffet ayısını çok mu seviyordun? Yani sevdiğimi sanmıştım. Ya sevmek demeyelim de. Yıllar sonra birine inandım. Sağ olsun hayat tokadını atıp dersimi verdi bana. Ay deme öyle. Ay ne yapayım, ne diyeyim Yıldız ya? Yani bizim niye hiç yüzümüz gülmüyor? Ben anlamıyorum, şu halimize bak. Herkes ya yalancı, ya sahtekar, ya düzenbaz. Allah, artık hayatıma kimseyi almayacağım ya. Yalnızlık yemini ettim. Zeyno ya, saçma sapan yeminler etme. Ya oluyor böyle şeyler hayatta. Hem bak sen ablana. Ben kaç kere yanıldım, sen biliyor musun? Biliyorum. Tamam işte, ne oldu, moralimi mi bozdum, yemin mi ettim? Yo, bak hayatıma devam ediyorum. Benim gibi böyle yüksekten al. Tamam canım. Yıldız, ben şu kadınla konuşmak istiyorum ya. Hangi kadınla? Ya yok mu Saffet'in arkadaşı, hani Ender'e bize anlatan? Ay Zeynep, onunla konuşup ne yapacaksın? Şimdi gereksiz detaylar anlatacak. Sana iyice moralin bozulacak. Ya olsun, ben bilmek istiyorum her şeyi. Daha iyi hissedeceğim öyle. O kadının bende numarası yok. Anca Ender'e sorabilirim. Sor. Elini çabuk tut dedin, tuttum. Kumru'yla bayağı yakınız. Doğan da beni seviyor. Güvenmesi an meselesi bence. Ender. Ender... Ender için elimizdekileri kullanabiliriz ama gerek var mı bilmiyorum. Şirkete giremiyor bile. Handan'ın abisinin yanına geçti. O zaman şimdilik Ender dosyasını askıya alalım. Bence de. Sıkışırsak yine kullanırız. Dikkatleri bu kadar üstümüze çekmeye gerek yok. Ben o aramayı bırakıyorum. En azından bir süre için. Şirket içi bilgileri yedekliyorsun ama, değil mi? Evet evet. Hiç merak etme. Her şey planladığımız gibi gidiyor. Evet. Kılığınıza bakayım. Fena değil. Fakat şu sakal derhal kesilsin. Sizin fena değil ama ayakkabılarınızı boyatınız. Lütfen. Oğlum, o saçların hali ne öyle? Derhal tıraş olun. Darmadağın gezilir mi öyle? Bu moda ama. Burası moda evi mi? Derhal kesilsin. Hemen tıraş olun. Sizin o etek boyu çok kısa. Derhal uzat. Siz... Fena değil. Merhaba. Ah, Handan Hanım, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sabah erken saatlerde görev başına geldim ve kılık kıyafet kontrolüyle başladım. Gerekli gördüklerimi uygulanması için arkadaşlarıma ilettim. İyi, olur. Tabii. Kolay gelsin. Ben odama gidiyorum. Pardon, Melody burada mı? Engin Bey ile çalışacak olan hanım kız mı? Evet. Geldi. Ama ben kılığını bu ofis ortamına uygun bulmadım, uyardım. Bilginize efendim. Yok, siz onu uyarmayın. Lütfen söyleyin benim yanıma gelsin, olur mu? Derhal bildiriyorum.
Müfide'den acil kurtulmamız lazım. Dedim ben size. Milleti sıraya dizmiş, kılık kıyafet kontrolü yapıyor. Okul mu burası? Neyse biz şimdilik idare edelim. Zaten bizim istediğimiz de Melodi'nin Engin Bey'in yanına girmesi. Abimi Ender'in elinden kurtarmak için uğraştığım şeylere bak. Melodi? Ne bu hal? Müfide Hanım beni gönderip böyle giyinmemi söyledi. Oh, bu kadın beni delirtecek. Melodi hemen ucuz ve vamp haline geri dön. Yani seksi olmak sana daha çok yakışıyor. Mesela bana olmaz. Herkes yakışanı yapmalı. Sen üstelik bugün abimi ilk defa göreceksin. Böyle süper babaanne gibi gözükemezsin. Tamam Andan Hanım. Bak Müfide'nin söylediklerine evet de ama benim söylediklerimi yap, tamam mı? Hadi hemen üstünü değiştir gel. Her şey neden bu kadar zor olmak zorunda? Nasıl bir kadın bu Leyla? Klasik sosyete kadını işte Zeyno'cum. Anladım. Sen istediğin görüşmek, ben sana gerek yok dedim. Ya tamam ablacığım, görüşeceğim işte artık bugün. Ondan sonra Saffet'i ebediyen hayatımdan sileceğim inşallah. Hadi bakalım. Yıldız Hanım, Doğan Bey geldi. Ha. Ben gidiyorum, sen de oyununu uzatma. Dur bir selam ver adama. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sağ olun. Ben şirkete gitmeden bir uğrayayım istedim. İyi yaptın. Teşekkür ederiz. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Hoşça kal. Nasılsın? Ne yapalım Allah? İyi olmaya çalışıyoruz. Çok sevindim. Meslekteki çocuklar bir şey hissetmediler. Ben zaten anneme tembih etmiştim. Neyi tembih etmiştin? Yani bana bir şey olursa bir gün çocuklarım sana emanet demiştim. Yıldız lütfen öyle söyleme. Bu arada sen yokken ben Halitcan'la ilgilendim. Biliyorum, duydum. Halitcan'ı benimle görüştürmek istemediğini biliyorum. Ama suyu görmeye geldiğimde onunla da ilgilenmek isterim. Neden beni görmüyorlar demesin çocuk. Anladım ama yani bunun için önce benim seni affetmem gerekiyor. Ben bir şey yapmadım. Ama neyse şu an ben bunları konuşmak istemiyorum. Halitcan'ın annesi de babası da benim. Hocam ben sadece söylemek istedim. Sabah kahve içiyordum, Hilal geldi yanıma. Sen bana üzüldün diye bir içerlemiş ki sorma. Onun gönlünü alman gerekebilir. Hilal anlayışlı bir kadındır. Öyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Ben de kim olsa çocuğunun annesi için endişelenirdi. Sadece çocuğun annesiyim. Başka ne olabilir ki? Ben de onu dedim işte. Aynı şeyi söyledik. Bu arada Saffet denen adamın peşindeyim. Dünyanın öbür ucuna gitse onu mutlaka bulacağım ve cezasını çekecek. Ay ne biçim adammış ya. Bir sözleşme için neler yaptı yani, değer miydi bu kadar şeye? İnsanlar bazen bir anlık öfkeyle yanlış kararlar alıp hayatlarını mahvedebiliyorlar. Ben artık kalkayım. Teşekkür ederim beni görmeye geldiğin için. Kendine iyi bak. Sen de. Bana dün öğle saatlerinin mobese kayıtları lazım. Bugün içinde bulabilir misin? Tamam. Para önemli değil. Ben halledeceğim. Yeter ki bana şunu bul. Gidelim. Geldi Deccal. Boynumuza sarımsak mı alsaydık, ne yapaydık? Fayda etmez, fayda etmez. Aa, çocuklar, merhaba. Merhaba, merhaba. Kumru'yu görmeye mi gidiyorsunuz? Evet, yani. Hadi bakalım, iyi eğlenceler. Size de. Ay, ürperdim yeminle, vallahi bir soğuk nevale be. Bence ben bu kadından çok yüksek bir yılan vibe alıyorum. Biz etrafımızda zaten sincap vibe'ı yayan biri var mı? Söylesene bana. Zeynoş'un var be. Aa bak o doğru. Bak, hadi gel.
Buyurun, siz böyle bekleyin. Ben Kumru Hanım'ı çağırıp hemen geliyorum. Teşekkürler. İyi misin? İyisin, iyisin. Hoş geldiniz. Selam. Selam. Nasılsınız bakalım? İyi, sen nasılsın? İyiyim, iyi ya. Neler olmuş? Yıldız kaybolmuş, var olmuş bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler ne? Sorma, sorma. Yine olaylara gark olduk. Ya bizim çilemiz bitmiyor ki Kumru'cum. Zaten biz ilaç kutusunu prospektüs tarafından açan kitleyiz. Bizde dert, terslik bitmez. Boş ver, ben de öyleyim. Geçiyor sonra. Tamam, işte. O zaman gelelim asıl meseleye. Ne bu şimdi? Ufak bir teşekkür edeyiz. Ne teşekkür? Kumru'cum, kefaleti senin ödediğini biliyoruz. Nasıl? Bizim de kendimize göre bir çevremiz var yani. Elimiz armut toplamıyor herhalde, değil mi? Çocuklar, siz deli misiniz? Ha, bu arada hediye tamamen Caner'e ait. Ben anca sözel olarak teşekkürlerimi sunabileceğim. Hadi açmayacak mısın? Caner, çok güzel bu. Niye zahmet ettin? Ne zahmeti canım? Yani senin yaptıklarının yanında lafım olur lütfen. Ha, bu arada çok daha önce verecekti de sen o... Şeyle, Yıldız'da. Hı. Yani Yıldız'ın başına gelenler yüzünden anca gelebildik. Evet. Ben yerim sizi, çok tatlısınız. Teşekkür ederim. Şimdi de ben şahsım olarak bir teşekkür etmek istiyorum. Bu akşam sizleri canlı müziğe davet etmek isterim. Hemen yer yapacağım. Benim programım yok, bana uyar. Süper. İyi, süper. Beraber çıkarız o zaman. Olur. Ya işte çam sakızı çoban armağan diyelim. Bak kardeşim benimle. Ha, bu arada Kumru'cum, sana olan borcumuzu ödeyeceğiz. Delirmeseniz mi acaba? Evet, biz acaba delirmesek mi? Yok yok. Ama taksit taksit, ama peyderpey ödeyeceğiz. Ay çocuklar, saçmalamayın lütfen. Bizim aramızda bunun lafı mı olur? Hem ben zaten bunu yapacağınızı bildiğim için söylememiştim. Ama artık öğrendik ve bu konu tartışmaya kapalı. Tamam, ne yapıyorsanız yapın. Çok güzel smoothie var, içer misiniz? Olur. Çok iyi. Enci! Süper. Hadi. Abim yönlendirilmekten hoşlanır. Ama dozunu iyi ayarlaman gerekiyor. Sakın akıl verir gibi konuşma. Unutma. Her şeyin en iyisi o biliyormuş gibi yapacaksın. Biliyor mu gerçekten? Tabii ki bilmiyor. Hı. Her şeyin en iyisini ben biliyorum. Sen o yüzden benimle çalışıyorsun. Handan Hanım tutuşmuş. Selam abicim. Seni yeni asistanın Melody ile tanıştırayım. Hoş geldin Melody. Hayırlı olsun. Hoş bulduk Engin Bey. Çok teşekkür ederim. Abicim, Melody'yi ben yanıma almıştım. Son derece güvenilir ve kalifiyedir. Gözün kapalı, sırtını yaslayabilirsin. Ben kefilim. Çok teşekkür ederim Handan Hanım. Ona eminim. Bu arada size söylediler mi bilmiyorum, yan tarafta odanız olacak. Her şeyi biliyor abicim, sen hiç merak etme. Cemal anlattı. Müfide Hanım notlarını da bıraktı. Kafası karışırsa ona danışacak. Ha, bu arada Müfide ile nasıl gidiyor? Harika. Ya ben sana söylemiştim. Yani disiplin konusunda onun üstüne yoktur. Hilmi Bey'in evindeki bütün personeli o idare etti, hem de tek başına. Ne güzel. Melody'ye başka söyleyecek bir şey yoksa onu işinin başına gönderelim. Tabii, tabii. Sizinle çalışacağım için çok heyecanlıyım. Teşekkür ederim. Bayıldı sana, hayran kaldım. Kim? Kim olacak kız? Yapma, ne alakası var Allah aşkına? Abicim, sen böyle bir yerin patronusun. Sultan Süleyman gibi tahtına oturmuşsun. Kim olsa etkilenir, çok normal yani. Hadi görüşürüz. Görüşürüz anam. Teşekkürler, hoşça kalın. Oğlum kız ne güzel ödemeyin dedi ya, niye atlıyorsun öyle? Oğlum ödeyeceğiz tabii. Ayıp denen bir şey var. Allah Allah. Ayrıca doğrusu da bu yani. Doğrusu. Ya biz ne zaman neyin doğrusunu yaptık da şimdi gurur meselesi yapıyoruz bunu. Sen ayrıca düşündün mü? Nasıl ödeyeceğiz? Biz şimdi seninle kafa kafaya vereceğiz. Bir şey düşünüp bulacağız. Tamam mı? Allah'ım, yani ayranımız yok içmeye. Tahtirevenle gidiyoruz. İşte daha elit ol. Daha elit ol.
No ayran, yes tahterevan to the bathroom diyeceksin. Peki hacı, peki de yani what can I do sometimes? Look at the cüzdan, boş. Oğlum tamam, tamam uzatma. Gel bulacağız bir çaresini. Hadi ya Allah aşkına. Tamam. Ay. Ne tatlı çocuklar. Alo. Ne haber? Sesin çıkmadı bugün. Her şey yolunda mı? Merak ettim. Dün de pek konuşamadık. İyi iyi, her şey yolunda. Caner'ler gelmişti, onlarla sohbet ediyorduk. Sen ne yapıyorsun? Anne nasıl? Bildiğin gibi. Ben de şimdi onun yanından çıktım zaten. Bir iş yemeğim var, oraya doğru gidiyorum. Taksideyim. Orada park problemi oluyor, o yüzden almadım arabayı. Akşam işin yoksa buluşalım mı? Aa yok, olmaz. Caner'lere söz verdim. Anladım. Yani canlı müzik olan bir yere davet ettiler. İstersen sen de gel, sorarım. Yok yok. Şimdi seni davet etmişler, ayıp olur. Yok ya, yabancı mı onlar? Olsun yine de. Ama yarın sabah işin yoksa yürüyüş falan yaparız. Tamam, bana uyar, konuşuruz. Tamam canım, öpüyorum. Kurtulamadık şu kıl kuyruk heriften. Ben şurada ileride müsait bir yerde ineyim. Kalsın, eyvallah. Ay, geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Şey değil. Merhaba. Bizim toplantımız vardı. Siz Saffet'le eski arkadaştınız değil mi? Evet, çok eski tanışırız. Çok. Bir şey söyleyeyim. Yok, sağ olun. Nasılsınız? Yani biz şu an Saffet'le boşanıyoruz ama benim kafamda bazı soru işaretleri var. Yani bir insan hakkında herhalde bu kadar yanılmış olamam diye düşünüyorum ve içimi rahatlatmak istiyorum aslında. Zeynepciğim, Zeynep diyebilirim değil mi? Tabii. Aslında bu konunun seninle bir alakası yok. Saffet böyle arada yapar. Yani normalde evlenecek kadar ileriye de götürmezdi ama sen arada kalmışsın. Nasıl yani, ne diyorsunuz? Ne demek arada yapar? Saffet istediği zaman çok etkileyici bir insan olabiliyor. Özellikle zeki kadınlara çekici gelen koruyucu bir aurası vardır. Siz evlendikten bir müddet sonra Saffet beni aradı. Evlendiğine çok pişman olduğunu, ayrılmak istediğini söyleyip benden yardım istedi. Ve siz de onu ablamlara yönlendirdiniz. Aslında Ender'ler bu işi çok iyi çözebilirlerdi. Ama senin Yıldız'ın kardeşi olman çok büyük şanssızlık oldu. Tabii, tabii çok büyük şanssızlık oldu. Kaçırılmak yerine en azından kandırılırdım sadece, değil mi? Ama bak sen salim dönmüşsün, bir şeyin yok. Ay vallahi pes, vallahi pes. Zeynep'ciğim yanlış anlama ama bak kendin söyledin. Saffet'ten önce çok zorlu bir süreçten geçtim diye. Şimdi bütün bunlar olup bitmedi mi? Geçmedi mi? Yani orası öyle tabii de. Tamam bak sen buna konsantre ol. Gençsin, güzelsin, zekisin. Saffet'le yaşadığına biz bir yalnızca bir rebound diyelim. Sen önüne bak. Belki bugün buradan çıkınca hayatın aşkıyla karşılaşacaksın. Kim bilir? Neyse benim artık kalkmam lazım. Tabii, tabii. Siz kalkın. Ben önce bir bunları sindireyim. Zeynep'ciğim görüşürüz. Oldu. Güle güle. Güle güle. Ay ne gündü. Ama bütün işlerimi hallettim. Bankaya gittim, terziye gittim. Sen ne yaptın? Zeno nerede? Doğan Bey geldi mi? Anne sen bir süredir konuşmadın herhalde. Vır 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 bütün soruları peşi sıra sordun, nefesim kesildi. Yıldız konuşacak çok şey var. Doğan geldi gitti. Ne dedi? Dedi ki gel beraber bir berber dükkanı açalım dedi. Anneciğim ne diyecek, iyi misin Yıldız dedi, gitti işte. Yani biz o kadar şeyi boşu boşuna mı yaptık? Anneciğim bir amacımız yoktu zaten. Ben sadece nabız yoklamak istedim. Daha önce de söyledim bunu sana. Seninle de konuşulmuyor hiçbir şey. Zeno nerede? Zeynep de Saffet'i tanıyan bir kadın varmış ya, onunla konuşmaya gitti. O niyeymiş? Çünkü kafasında soru işaretleri varmış. Ya siz iki kardeş saf mısınız acaba? Ben en çok onu merak ediyorum. İlle bir şeylere inanmak için ya duymanız ya görmeniz gerekiyor. Anneniz var sizin karşınızda. Ananıza bakın. Anamız süper vallahi, turuncu da giymiş. Bizi böyle kabul et. Oldu mu aşkım? Ay, neyse. Hazır bu yok. Konuşalım. Hayırdır anne? Zeyno'ya birini bulalım. Haklısın anneciğim. Çünkü bu yaşadıklarımız az geldi. Belki Allah'ın bize ayırdığı bir minik bela daha vardır diye bir tur daha deneyelim.
Yahu kız yeni kurtuldu. Kızım işte en tehlikeli zamanlar bunlar. Hata yapmaya çok müsait zamanlar. Hangi zamanlardan bahsediyorsun ki? Bizim her anımız böyle. Kardeşin yeni boşandı. Üstüne kazık yedi. Anneciğim zaten yani kazık yemeden boşanan yok ki. Bu devirde anlaşmalı boşanan şanslı yani. Hayatının aşkını bulan değil. Ya etrafınızda bu kadar zengin insan var. Ne var yani biriyle tanıştırıversek? Bir isim ver Allah'ını seversen. Şu an aklıma gelmiyor. Ama Ender burada. Yani ne bileyim bayılıyor davet vermeye. Versin bir davet. Tanıyor bu kadar insanı, bulalım birini. Anne biliyorsun daha yeni adamlarla Zeyno için tekvando yaptım. Bir de davete süslenemeyeceğim, sen git. Ben de sen gitmeden hiçbir yere gitmem Yıldız. Neyse. Bu konu kapanmadı yalnız, haberin olsun. Sen anlat şimdi bana bakayım. Ben yokken Doğan neler yaptı ama taklitle anlat. Ay çok perişan oldu adam, yemin ediyorum. Yüzünü falan yap. Tamam. Böyle geldi. Asuman Hanım, Yıldız. Kısıyor ya gözlerini. Evet. Böyle Yıldız. Ellerin nasıldı? Böyle. Ağladın mı peki? Gözleri dolu muydu? Yani doldu. Ağlamadı ama. Anne tam yap. Taklidini yap. Hilal Hanım. Ha Mete gel. Bobes'e görüntülerini aldım ve izledim. Ay ne olur bana işe yarar bir şey söyle lütfen. Seda'yı o gün Zeynep ve Asuman Hanım'ı alarak Zekeriya Köy'deki bir siteye gitmiş. Bak sen. Biz niye burada duruyoruz? Hadi gidelim şu siteye. Teşekkürler. Taksi. Allah Allah bomboş geçiyorsun ya Allah Allah. Sabır. Tamam, konuştuğumuz gibi siz dosyaları hazırlatıp bana gönderirsiniz. Ay şükür. Haberinizi bekliyorum. Görüşürüz. Ha. İyi günler. Levent'e. Yine mi sen? Ya sen beni mi takip ediyorsun? Tabii. Benim işim gücüm yok, ben seni takip ediyorum. Nereye gidiyoruz? Yeniköy. Levent. Ya sen ne kadar kaba bir adamsın ya. Hem benim taksime biniyorsun hem de car 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 konuşuyorsun. Burada bir tek car car konuşan sensin. Ayrıca burası nereden senin taksin oluyor? Sen şimdi inmiyor musun? İnmiyorum. Neden inmeyeyim? Ve subhanallah. Bir karar verin. Değişim saati yaklaşlar. Abi o zaman şöyle yapalım. Önce Yeniköy'e geçelim. Oradan Levent'e geçeriz. Tamam mı? Oldu mu? Yani oldu mecburen. Ne yapalım? Ya. Bir şey mi dedin? Bir şey demedim, der mi? Pardon, bir şey soracağım. Ben uzun zamandır İstanbul'da değildim de neden taksi bulmak bu kadar zor? Değişim saati zor. Ay sizin bu değişim saati hikayeleriniz de bitmiyor yani. Hep mi değişim saati? Müşteri seçiyorum demiyorsunuz da. Ya bir tane bulmuşsun işte, uzatmasan mı acaba? Ne var canım, soracağım tabii. Hakkımı arıyorum ben. Ablacığım, öyle değil. Uzak mesafe tercihimiz. Yani siz şimdi iki yer için tartışıyorsunuz ya, benim de işime geliyor. Ha bir de açık sözlüsünüz maşallah. Yani herkes havaalanına gitmek zorunda mı? Ayıptır ya. Hele bir damla yağmur yağmasın İstanbul'a zaten. Kimseye almıyorsunuz o zaman. Uzatma sallan. Hayır ben seninle değil, beyefendiyle konuşuyorum. Tamam, yalnız beyefendi çok konuşmak istemiyor galiba. Çünkü ben internette falan da okudum. Özellikle Arapları alıyor musunuz? Çifte standart uyguluyor musunuz daha fazla para almak için? Çok ayıp yani. Gerçekten çok ayıp. Ne oldu ki? İnin aşağıya kardeşim. Tamam ineriz canım, Allah Allah. Ben tam bundan bahsediyordum işte. Şikayet edeceğim sizi. Asıl ben şikayet edeceğim sizi. Hadi aa, abicim yürü sen. Terbiyesize bak ya. Terbiyesiz. Görüyorsun değil mi yaptığını? Yani dırdırından görmeye fırsat olmadı açıkçası. Ha ben miyim yani hatalı? Kimse hakkını savunmasın, herkes sussun öyle mi? Ya tabii ki de susmasın ama yani bu şekilde de konuşmasa iyi olur. Neyse ya. Çeviririz bir taksi daha, ne olacak? Ayrıca sen niye iniyorsun ki arabadan? Adam beni indirdi. Ha seni indirecek, ben de orada duracağım öyle mi? Yok artık daha neler. Hadi ya. Nasıl yani?
seni indirip devam edeceğimi falan mı düşündün? Yani açıkçası biraz öyle yaparsın diye düşündüm. Yanlış düşünmüşsün o zaman. Sağ ol. Rica ederim. Geldi işte. Hanımefendiyi Yeniköy'e bırakır mısınız? Tamam abi. Aa, nasıl yani, sen gelmiyor musun? Sen git, ben başka bir tane olurum. Emin misin? Bak tamam, söz konuşmayacağım bu sefer. Git git, ben başımın çaresine bakarım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşürüz. Kısacası Mehmet Bey, bizim bu güvenlik kamerası görüntülerine ulaşmamız şart. Anlıyorum ama bunun için bize mahkemeden izin belgesi getirmeniz lazım. Mehmet Bey, siz anlamadınız. Bakın ben avukatım diyorum. Size bir zarar gelmeyecek şekilde ben bunu halledeceğim. Merak etmeyin, güvenin siz bana. Maalesef. Peki size söylediğimiz araç plakası hangi eve gelmiş? Yani evin sahibi kimmiş, onu söyler misiniz? İzin belgesi olmadan söyleyemem. Mehmet Bey gerçekten yani boşu boşuna beni iki gün bekletiyorsunuz. O kadar kolay bir şey ki. Peki, peki biz bunu halledip gelelim o zaman. Güle güle. Ne yapacağız? Sahte bir belge mi hazırlatsak? Sahte belge de hazırlatamayız ki. Bu kadar çabuk çıkmayacağını anlarlar. Hay Allah'ım ya. Herkesin çakal olduğu şehirde namuslusu denk geldi bize. Ha, bizim bu kayıtlara ulaşmamız şart Mete. Yani gece girip almak gerekebilir. Ben birini ayarlarım ama bizden şüphelenmezler mi? Risk almak zorundayız. Kayıtların bir süresi var. Silinmemesi lazım. Mete, bu işi ayarla, dile benden ne dilersen. Engin Bey, çay sevdiğinizi söylediler. Size çay getirdim. Teşekkür ederim. Çayınız. Distirmanız için de kurabiye getirdim. Çok pardon, ayağım takıldı da. Bir şey yok, iyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Teşekkür ederim. Hadi, tamam. Bu arada bir salsa yemeğiniz var. Yeriniz hazır, ona haber vereyim dedim. Birlikte çıkarız. Birlikte derken? İşle alakalı olduğu için birlikte gideriz diye düşündüm. Gelen adamlardan biri İngiliz. Gerçi ekibi Türkçe biliyor ama ben yine de aralarında ne konuşuyorlar size söyledim. Aa, tabii, tabii. İyi düşünmüşsün, doğru söylüyorsun. Bu arada çayınızı soğutmayın. Teşekkür ederim. Hello. Ender. Merhaba. Bu arada seni yeni asistanımla tanıştırayım, Melody Hanım. Çok memnun oldum Ender Hanım. Yemeğe gidiyoruz değil mi? Bir değişiklik. Evet evet. Bir saate çıkacağız. Okay. Ender Hanım da mı geliyor yemeğe? Ender Hanım her yere geliyor canım. Öğrensem iyi olur. Aslında senin geleceğini bilmediğinden öyle söyledi. Aa, no problem. Öğretirim ben ona. Çok affedersiniz Ender Hanım. Şaşırdığım için öyle söyledim. Hı-hı. Anladım ben onu. Bu arada yemeğe yabancılar da gelecek ya. O yüzden gelmek istedim Elodie. Ne kadar düşünceli. Ama ben varken ona gerek yok. Siz hiç yorulmayın Ender Hanım. Bence de, bence de gerçekten. Çünkü sen yoruldun ya. Benimle de çok uğraştın bu aralar. Biraz dinlen. Ha? Biz gideriz. Okey. Öyle olsun bu sefer. Toplantı notlarını, raporlarını bana mutlaka getir. Tabii ki Ender Hanım. All right. O zaman görüşürüz Engin'ciğim. Görüşürüz Ender. Bye bye. Bye. Tamam, mailime bekliyorum. Tamam. Ender. Hande. Neler oluyor anlat bakalım. Ne olsun hayatım? İşler güçler. İşler güçler, entrikalar, planlar, hesaplar. Henüz böyle bir şeye hiç ihtiyaç duymadım. Öyle mi? Okey. Peki bu Melody nereden çıktı? Ha, sen şu yeni asistanı söylüyorsun. Ne olmuş ona? Aynen.
Seni tanımasam şu an sana inanırdım. Ha, eğer o kızı Engin'in yanına benden korktuğun için koyduysan çok yanlış yoldasın. Uyarayım. Senden korkmam için bir neden mi var? Bilmem. Sen söyle. Kurma hayatım böyle kafanda ne olursun. Yani sen bir sekreterden bu kadar rahatsız oluyorsan bizim işimiz var ya. Handancığım, benim birini anlamam için bir an gözüne bakmam yeterli. Bu kızın sıradan bir sekreter olmadığı ve tutulduğu çok belli. Ha, uzun vadede başına bela arıyorsan benim için hava hoş. Yağmurdan kaçarken doluya tutulma da. Benim için bir problem teşkil edeceğini hiç sanmıyorum Ender'cim. Okey. Bu arada ne düşünüyorsun bilmiyorum ama abine yardımcı oluyorum. Çünkü onun saygıdeğer bir iş adamı olmasını istiyorum. Neden? Hayatım, yanında çalışıyoruz ya. Benim için iş yerim aynı zamanda bir kimlik. Peki hayatım, sen öyle söylüyorsan öyledir. Öyle. Neyse. See you canım. Bye bye. Bye bye. Anladı tabii başına gelecekleri. Ablacığım. Efendim abla? Caner, senden bir şey yapmanı isteyeceğim. Dün bizim Engin'le gittiğimiz restorana gitmeni istiyorum, okey? İyi gideyim de neden? Şimdi oraya bir iş yemeğine gidecek. Engin, yanında da bir asistan bozuntusu var. Böyle uzaktan izlemeni istiyorum. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar, davranışları falan nasıl? Onları gözleyeceksin, okey? Tamam ablacığım, tamam da gideyim de yani biliyorsun onları orada gözlemem için benim de masada bir şeyler yemem lazım. Öyle bardak gibi oturamam. Aynen öyle canım. Emir'i de al git. Yalnız uzakta bir yerde oturun. İyi görebileceğiniz bir yer olsun. Dikkat çekmeyin. Ben sizin adınıza rezervasyon yaptıracağım şimdi. İyi, peki tamam. Gideriz. Hadi hemen çıkın. Akşam evde konuşuruz, okey? Okey, bye bye. Görev geldi. Belliydi. Yeni görev yüklendi. Ne bu sefer? Handan'ın abisini restoranda gözlemece. İyi. Bari yer içeriz yani. Aynen. Hiç değilse suça karışmıyoruz ya. Hadi çıkalım. Hacı benim üst orada mı? Bak bakayım. Gel. Ender Hanım, size bir tebligat geldi. Tebligat mı? Allah kahretsin. Bir otelin borcu eksikti. Aysel, çay kahve kustuk artık. Bir yemek hazırla ya. Acıkmadın mı anne? Ay ben de acıktım. Aysel, yoğurdu da getir yaptığım. Ben geldim. Hah, kızım hoş geldin, gel. Hoş bulduk, of. Ne oldu, niye geç kaldın sen? Taksi bulamadım, taksi. Evet, İstanbul'un problemi o bu sıralar. Taksi yok. Aynen öyle. Çok iyi anladım bunu bugün. Nasıl geçti? İyi misin kızım? İyiyim, iyiyim. Yalnız bu Leyla da ayrı bir manyak çıktı. Dedim sana. Neyse, konuştun, rahatladın mı? Yani bir tuhaftı ama rahatladım. İyi geldi. Sen hiç merak etme. Ben de Doğan'la konuştum. O Saffet'e dünyanın kaç bucak olduğunu gösterecek. Aman artık, olsa ne olur, olmasa ne olur ablacığım ya. Yani orası öyle ama sürünecekse bizim gözümüzün önünde sürünecek. Oralarda sürünmeyecek. Bak, bedduaya lokasyon ekleyen tek insan annem. Genellemeleri sevmem. Beddua ederken nokta atışı önemlidir. Ay neyse, ben bu Saffet konusunu sonsuza kadar kapatıyorum şu anda, nokta. Kapa kızım, kapa ki yenilerine yer açılsın, değil mi? İstemiyorum anneciğim ben. Uzak dursun herkes benden. Öyle deme Zeyno'cum. Doğru düzgün biri gelsin. Yani onun dışındakileri kabul etmiyoruz. Yoksa düzgün biri gelirse niye olmasın? Zeyno'cum bak, kalbin kırık. Üzgünsün, anlıyorum. Ama dünya o 1.85 boyundaki yakışıklı, ağırbaşlı, zengin, o güzel insanı senin karşına böyle hop diye çıkarmayacak. Senin de biraz bakman lazım değil mi kızıma? Evet. Sevgili anneciğim, canım ablacığım, ben burada yokken neler konuştuğunuzu gayet iyi anladım. Ama boşuna o değerli vaktinizi harcamayın. Sizi öpüyorum, ben odama gidiyorum. Kendinize iyi bakın, güle güle.
Anne ya bir çeneni tutamıyorsun. Hemen belli ettin. Sinir oldu bak. Yıldız tamam. Kaçma sen. Bulacağım ben birini. Ender'imi arasam ne yapsam? Aslında beyefendi önce diyecektim. Hacı ya. Hı. Ya bu adam önceden şofördü. Şimdi holding patron. Ben senin nereye geleceğini anladım ama o bize olmaz. Olmaz değil mi? Olmaz tabii oğlum. Bizim patron bize dünyanın borcunu bırakır. Biz öldükten sonra da torunlarımız sittin sen ödeyemez o borcu. Aynen öyle olur kardeşim. Bir de bütün bunlar yetmezmiş gibi kumruya da borcumuz var sevgili Don Juan. Aa, evet ya bir de o var. Ne yapacağız? Bir şey düşünmemiz lazım. Ne yapacağız? Vallahi benim aklıma bir şey geliyor ama. Ne geldi söyle. Evleneceğiz. Ne? Ya oğlum birbirimizle değil ya. Nereye gidiyor senin kafan? Senin kafan nereye gidiyor oğlum? Ben onu mu diyorum? Bizimle kim evlensin onu diyorum. Ha ya tamam zaten kurmaca olacak oğlum ya. Birimizden biri evlenecek işte o kadar. Ha Allah aşkına kurmaca da olsa benim bünyem bir evliliği kaldıracak durumda değil. Ne olur sen evlen, sen evlen ya. Ha? Olur yani ben müsaitim. Bizim yalının bahçesinde bir tane yaparız düğün. Sonra gelsin altınlar. Ha takı tuku diyorsun. Bravo be Emir, aferin vallahi. Hacı böyle kriz anlarında insanın aklına her şey geliyor vallahi. İyi de oğlum, kimle evleneceksin? Ha, birini bulmamız lazım, kimle evleneceksin? Ya orası kolay ya. Buluruz birini, iki altın, bir burma, bitti gitti. Tamam, bak şimdi daha da çok aklıma yattı bu iş. Yalnız oğlum bak, kimseye söylemeyelim, yerim kulağı var. Biri öğrenirse böyle düğünde takı makı takmazlar. Zaten altın almış başını gitmiş, uçmuş. Evet oğlum ya, gramın bile çeyreği çıkmış be. Yani. Neyse dediğin gibi aramızda kalır. Ya sonra ben derim ki... Anlaşamıyoruz işte tükendim mükendim diye boşanır giderim. Nasıl? Ha, iyi o zaman ben gelin adaylarına bakmaya başlayayım. Bakalım bakalım. Aha. Teşekkürler. Oğlum bu adam baya baya adapte olmuş be. Ender Çelebi dokunuşu. Evet. Neyse. Kalkacak galiba. Yakalanmadan kaçalım biz. Hadi. Bu hesap ne arkadaş ya? Operasyon maliyeti. Kaç kaç. Ne ulan ulan hadi. Aha. Havalara bak oğlum. Allah. Aha. Kırmızı mıydı o banknot? Vallahi 200'lük toka etti valeye be. Havalara bak sen. Efendim, otoparktan arabanızı kapıya getirmelerini istemişsiniz. Ama güvenlikten aradılar. Arabanız çalışmıyormuş. Ne? Öf. Okey, arabayı hemen servise yollayın. Bana da bir taksi çağırın, çıkıyorum. Tabii efendim. Bir bu eksikti ya. Şurayı kapatayım da bizi dinlemesinler. Bir türlü de konuşamadık. Anlat bakayım ne oldu, ne bitti? Ablacığım sen bu engine boşuna acıyorsun. Çünkü bu adam baya baya olmuş. Ne olmuş? Nasıl olmuş? Yani yakışıklı, fit, zengin, hesaba bakmadan ödemeler, valeye 200'lük vermeler falan. Ben öğrettim onları. Demek ki iyi öğrenciymiş. Ayrıca o sekreter midir nedir? Adamın ağzının içine düşecek neredeyse. Bunlar yakında sevgili olurlar, ben sana söyleyeyim. Aa, ne münasebet. Ha ben yetiştireceğim, başkası kaymağını yiyecek. Yok öyle. Ablacığım senin diye attığını millet hap gibi kapar işte. Ayrıca bence sen onu boşuna ezikledin. Adam yakışıktı, şimdi parayı da buldu. Hep öyle sünepe kalacak hali yoktu yani. Anne çabuk ya. Ama benim yanımda hep sünepe. Bakma şimdi de atmaca değil ama bu hızla giderse olması bir aya kalmaz. Yalnız Caner, esas başka bir mesele var. Yine ne var ablacığım? Allah aşkına yine ne var? Biri bitmeden öbürü başlıyor. Otelin borçlarının yarısını ödemem gerekiyor. Ne? Hemen mi? Şimdi mi? Ya en kısa zamanda. Of ya kimin bedduasını aldık diyeceğim ama seçenek o kadar çok ki. Benim bu engini kafalamam lazım Caner. Kafalamak derken? Enginde deli para var ama vizyon yok. Yönlendirilmeye de çok müsait.
Eğer böyle bir adamın karısı olursam çok da güçlü olurum. Heh, al işte yine başlıyoruz ama ben biliyordum başıma gelecekleri, biliyordum. Mecburuz Caner. Borçları ben Engin'e ödetirim. Ondan sonra da şirketin başına kolaylıkla geçerim. Ondan sonrasına da bakarız. Hı? Yine yeni yeniden diyorsun. Ablacığım bizim bir şeyler yapmak zorunda olmadığımız günler gelecek mi acaba ha? Aman Caner, o zaman da sıkılırız, boş ver sen. Kısacası Caner'cığım, hedefim belli. Engin'e yürüyorum. Bu benim için çok kolay bir şey. Zaten o kadar akıllı da değil. Ben ne desem onu yapıyor. Üf, zavallı adam ya. Vallahi üzülmüyorum desem yalan olur, garibim. Ona değil, bize üzül. Darda olan biziz Caner'cığım. Peki ablacığım, tamam haklısın. Zaten ablacığım benim senin söylediğini yapmaktan başka şansım var mı? Yok. İyi, o zaman ben iznini istiyorum. Kumru'yla çıkıyoruz. Aa, şimdi mi söylenir bu Caner? Ne oluyor abla ya? Ya Emir, ben, Kumru canlı müzik dinleyeceğimiz bir yere gideceğiz. Sen ne sandın? Aman, çıkıyoruz deyince ben de Kumru'yla çıkmaya başladınız falan zannettim. O Altay yine bunun dibinde mi? Ne bileyim ben, dibindedir herhalde. Yalnız ben onu bir yerde yalnız yakalayacağım, biliyorsun değil mi Caner'cığım? Ablacığım yalnız yakalayıp ne yapacaksın? Korkutup dövecek misin? Bakacağız artık. İyi, sen düşünürken, karar verirken ben iznini isteyip çıkıyorum, öpüyorum. Okey canım, iyi eğlenceler. Dikkat et. Program yaptın umarım. Gece 12 sularında iki adamımız sitenin güvenlik binasından girecekler. Arkadan personelin kullandığı bir giriş varmış. Ya yakalanırlarsa? Konuşmayacaklarını garantiledin inşallah. Siz merak etmeyin, ben korkuttum. Bak orada bizim aradığımız şeyleri bulmakla falan vakit kaybetmesinler, tamam mı? Bilgisayarın hard diskini alsınlar, biz sonra ararız buluruz. Yani inşallah buluruz. Yoksa bu yıldız kahraman olmaya devam edecek. O kadar sinirleniyorum ki. Hayır, Doğan da zaten yıldızı olan öfkesini yitirmek üzere. Geldiniz. Tamam, itiraf ediyorum. Senden bu kadar iyi bir fikir beklemiyordum. Ay, ummadık taş oldum diyorsun. Ta kendisi. Sen geç, ben gelirim. Görür mü bizi acaba? Gelir mi buraya? Bakın sakın kalkıp selam vermeleri falan girmeyin, hiç bana göre değil. Yok yok, bize göre de değil zaten, merak etme. Geldi geldi. Selam. Selam. Nerelerdesin? Buralardayım, sen? Arayacağım dedin, aramadın. Bak bu ikinci tesadüf karşılaşmamız. Dedim, ya bu ona? Ne yürümesi hayır oğlum, işte. Koşuyor koşuyor, bildiğin koşuyor. Ağzı tam okumluya aşık. Nasıl bir ekip bu? Sen, Altay, Tarcan. Yok, yok, bu ne? Kardeşim. Beni niye karıştırıyorsun? Beni karıştırma. Ya Allah Allah. Beyler, nasılsınız? Ya, severek dinliyoruz ya. İyiyiz, sen nasılsın? İyiyim. O zaman görüşürüz. Hadi iyi eğlenceler. Mumya gibi adam ya. Saçı bile sabit, kıvıldamıyor. Hadi ya, niye durdunuz? Eğlenmemize bakalım. Aynen ya. Evet, bu akşam burada çok değerli bir konuğum var. Sevgili Tarcan, hoş geldin. Bize güzel sesinle bir şarkı söylersin herhalde. Tabii, tabii.
Herkese iyi akşamlar. Bu akşam aranızda benim için çok özel biri var. Bu gecenin benim için ve onun için unutulmaz olmasını istiyorum. Kumru, sahnede bana eşlik eder misin? Hadi bak, herkes seni bekliyor. Ben şarkı söyleyemem. Söylersin, söylersin. Bir şey yaparım, bir şey yaparım. Geliyor, ne yapalım? Ne yapalım, bir şey yapalım. Geliyor adam, geliyor. İşte böyle alkışlar eşliğinde gitti kız ya. Oğlum ne yapalım, bir şarkı söyleyecek, inecek, abartma sen de. Aa. Yalnız önceden söyleyeyim, sesim kötüdür. Kusura bakmayacaksınız. Ne yapıyoruz biz? Ne söyleyeceğim ki ben? Buradayım, sakin ol. Benim gibi olmayacak. Baharda serseri sevmesi kolay. Gönlünü kışlara mahkum tutsa. Tüm yıldızlar adına çıksa. Tanrı yazsa. Kaderin olsa benim gibi olmayacak. Benim gibi olmayacak. Sabahları uyanınca gözlerinde hep beni bulacaksın. Kalbin hep yarım kalacak, aradığın nedir diye soracaksın. Benim gibi olmayacak, benim gibi olmayacak. Benim gibi olmayacak, inanma benim gibi olmayacak. Sonu bendim, benim gibi olmayacak. İnanma benim gibi olmayacak. Belki sevgilin olacak. Yalandan mutlu gibi yapacaksın. Sabahları uyanınca gözlerinde hep beni bulacaksın. Kalbin hep yarım kalacak, aradığım nedir diye soracaksın. Benim gibi olmayacak, benim gibi olmayacak. Benim gibi olmayacak. Şuna bak ya, resmen Tarcan'la Kumru beraber sahne alıyor. Ya yemin ediyorum, sen ne yaparsan bu kız aynısını yapıyor. Kıskançlıktan ölecek. Ya ben ne yaparsam aynısını yapacaksa Tarcan'ın üstüne çarpı koyması gerekiyordu. Bunlar samimiyeti ilerletmiş. Yani bu bir yere kadar aynı şey yapıyor. Bir saatten sonra bir filtre koyuyor. Senin kadar şuursuz değil. Sağ ol anne. Emine Caner de orada gördüm. Ya sadece kocalarımı değil, bu kız kankalarımı da elimden alıyor. Hello, good morning. Günaydın Ender. Haliççan'ın mavi balığını mı yedin? Ne oluyor bakalım, anlatın. Tarcan'la Kumru'nun beraber sahne aldığı videoları izliyoruz. Aa, gördüm. Yalnız Kumru da fena söylememiş ha. Ender, zaten Emine Caner'i de gördüm o videoda. Eğer sen de bu kıza yakın olursan vallahi kendimi öldürürüm. Hayatım, beni bilmiyor musun? Ben hiç kimseyle yakın olmam. Ha. Evet, yani işime gelirse yakınmış gibi gözükebilirim ama... No. Dürüst bir insan. Gereğinden fazla dürüst. Neyse, ben gidiyorum. Eğer çok istiyorsanız bu akşam bu konuyu masaya yatırabiliriz. Okey, Lucas. Vay canım, Kumru ararsa açma. Anne aç şunu bakayım. Kaç kişi beğenmiş?
Altay'la bir konuşayım bakayım ben. Hello. Günaydın. Akşam harikaymışsın. Sen de mi izledin? Vallahi bence herkes izledi. Ne güzel. Altay'cığım sen buradan şirkete mi gidiyorsun? Bir eve uğrayacağım. Üstümü değiştirip hemen geçeceğim. Neden sordunuz? Okey. Ya benim arabam serviste de eğer senin için bir mahsuru yoksa beni Engin'in ofisine bırakabilir misin rica etsem? Tabii ki. Nice. O zaman Kumru'cum görüşürüz. Bye bye. Bye. Altay. Dur bir dakika. Sen geçen geldiğinde gözlüğünü unutmuştun. Gelmişken alsana. Aa doğru tamam. Siz buyurun ben geliyorum. Okey. Ay ne kadar düzenli ve temiz bir arabaymış bu. Kusura bakmayın bekledim. Aa, no problem. Çok zarifsin, çok mersi. Efendim Doğan. Yıldız merhaba, nasılsın? İyiyim, sen? İyiyim, sağ ol. Şirkete gitmeden önce kızımı görmek istiyorum da. Ha, tamam olur. Getireyim Yıldız suyu. Sağ ol. Tamam getiriyorum bay. Aysel. Yıldız suyu getirsene babası çağırıyor. Altay'cığım seni bir kahve içmeye davet etmek istiyorum. Ben sizi bırakıp hemen eve geçsem işe geç kalmayayım şimdi. Israr ediyorum ama beni kırmazsın diye düşünüyorum. Tabii ki. Kırmayayım sizi o zaman. Nice. Kızım, bunu ister misin? Al bakalım bunu, al. Benim güzel kızım. Yıldız iyi misin? Olanları atlatabildin mi? İyiyim iyiyim, kendime geldim. Sevin. Zeynep? Zeynep de iyi. Sana bir şey olacak diye çok korktum. Öyle mi? Aramızdaki anlaşmazlıklar bir yana. Senin kızımın annesi olman bir yana. Hayat pamuk ipliğine bağlı. Bir şeyleri konuşamadan gitmek de var bu dünyada. Ay, neler diyorsun Doğan? Ama öyle. Bu akşam seninle yemek yiyelim mi? İkimiz yemeğe gidelim diyorsun. Evet. Biraz konuşuruz. E şimdi konuşuyoruz ya. Yok ben baş başa çocuklardan uzak bir yerden bahsediyorum. Tamam olur. Beni kırmadığın için teşekkür ederim. Görüyorsun değil mi? Ben sana söylemiştim Doğan. Ben sana bunun bir yalan olduğunu söylemiştim. Ay kadını herkes merak içinde ararken meğersem o eski kocasının evinde keyif çatıyormuş. İnanılmaz bir şey. Gerçekten inanılmaz. İyi de neden? Sence neden Doğan? Çünkü ruh hastası bu kadın. Ve kaybettiği paraları geri istiyor.
Ay lütfen yanlış anlama. Seni sevdiği için falan değil. Sadece sen merak et, üzül ve aldıklarını geri ver. O zaman seni 8'de alırım. Tamam. Güzel kızım. Ha? Dediğim gibi Ender Hanım. Annemin durumu pek iyi değil. O yüzden bu ara hayatım şirket, hastane ve ev üçgeninde geçiyor maalesef. Hay Allah, çok üzüldüm bak, görüyor musun? Sormayın. Okey. Peki sen bunu ne için kullanıyorsun acaba? Annenle iletişim kurabilmek için filan mı? Aa, ne ki o? O ne ki acaba? Ha, bir düşün bakalım, arabanın torpidosundan çıktı. Ben de bilmiyorum. Ha. O şey, bir arkadaşıma şaka yapmak için almıştım ben. Aa! Ne kadar şakacısın Altay. Ama ben senin arkadaşın değilim ve şakadan hiç hoşlanmam, biliyor musun? Ender Hanım. Altaycığım, şu anda önünde iki seçenek var. Ya bana her şeyi en doğru haliyle en başından anlatırsın, ya da ben bunu Doğan'a verir, senin ne işler çevirdiğini ona söylerim. Yalnız çok fazla zamanın yok Altaycığım. Bak, ben bunu Doğan'a verdikten sonra artık olaylar benden çıkar. Hı? Okey. Sen bilirsin. Tamam, tamam, tamam. Tamam, ne? Tamam. Anlatacağım. Okey. Dinliyorum. Ben İtalya'da Doğan Bey'in husumeti olan bir aile tarafından tutuldum. Zaten uzun zamandır bu aile için çalışıyorum. Ama Türk olduğum için beni bu işe uygun gördüler. İş derken? Şirketten bilgi aktarımı. Ha, sen de şirkete girebilmek için kumruyu kullandın. Hayır, yani evet ilk başta öyleydi, kabul ediyorum. Ama kumruyu tanıdıkça... Bırak palavrayı, bunları bana anlatma. Yutacak olan biri olursa onu anlatırsın. Peki, ne yapacaksınız? Ne yapacağım? Şimdilik bir şey yapmayacağım. Biraz düşünüp öyle karar vereceğim. Ama bundan sonra bana bağlı olduğunu anlamışsındır sanırım. Okey. Şimdi git ve hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam et. Benden haber bekle. Okey? All right. Bye bye. İtalya'da Doğan Bey'in husumeti olan bir aile tarafından tutuldum. Zaten uzun zamandır bu aile için çalışıyorum. Yine kainat benim için çalışıyor. Şimdi sıra Engin'de. Hello. Merhaba Ender. Engin'ciğim. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Bir şey mi oldu? No. Diyorum ki bu akşam seni yemeğe davet edeyim. Ha? Benim? Hem konuşmak istediğim bir şeyler de var. Tabii, tabii, tabii. Olur yani. Bana uyar. Okey, harika. O zaman haberleşiriz. Tamam. Nice. See you, bye bye. Engin
Cem'ciğim biliyor musun? Seni tanıdığımdan beri inanılmaz yol kat ettin. Teşekkür ederim. Sayende oldu. Yoksa benim işim bayağı zordu. Bak bu konuda mütevazı olamayacağım. Kabul ediyorum. Hatta olamazdın, olmazdın bile. Ama ben sana inandım. Sana emek verdim. Hatta şöyle söyleyeyim. Elimden gelenin fazlasını yaptım senin için. Evet, ben de müteşekkirim sana. Gerçekten şu anda seninle gurur duyuyorum Engin. Artık senin özel hayatında da senin yanına yakışır klas bir kadın olması gerekiyor. Benim gibi. Yeter. Sen gerçekten muhteşem bir kadınsın. O zaman biz mükemmel bir çift olabiliriz. Ben seni daha da yukarılara taşırım. Evet. Aa, merhabalar efendim. Yıldız'la Doğan geldi. Bak görüyor musun, bana da söylemiyor buraya geleceğini. Lan